İyi akşamlar değerli izleyenler, teke tek. Seçim dönemi nedeniyle erken başlıyorum. Bu hafta da saat 8'i seçimlere kadar da bu saatte başlayacağız. Yemeği yiyip televizyonun başına geçirseniz ne mutlu bize bu güzel havada. Seçimler olunca seçimler konuşulur tabii ki. Seçim nedeniyle erken alınıp da başka bir konu konuşmak bize yakışmazdı. Seçimleri konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye iki önemli seçimi aynı anda yapacak. Hem 600 kişilik yeni parlamentosunu hem de geniş yetkiler dağıtılmış Cumhurbaşkanı'nı, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin başında olacak Cumhurbaşkanı'nı bir seferde bir ağızda seçmeye çalışacağız. Bir ağızda seçemezsek arkasından Cumhurbaşkanı'nda ikinci tur seçim yapılacak ve adaylar da hemen hemen biri hariç netleşti. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cuma günü belli olacak deniyor, bir yeni bir sorun çıkmaz ise. Eğer eleştirilebilir geç çıkıyor diye, ama süre varsa sonuna kadar kullanmakta isteyebilirler. Çünkü ana muhalefetin sorumluluğu diğerleri ona belki biraz daha ağır gibi gelebilir ana muhalefet partisine. Adaylar kimler? Belli olan adaylar Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin adayı olarak bugün açıkladı. Selahattin Demirtaş'ın da HDP'nin adayı olacağı kesinlik kazandı. Onlar da önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapacakları bir tanıtım toplantısıyla Selahattin Demirtaş'ın adaylığını bir kez daha açıklayacaklar. Meral Akşener zaten adayını ilk açıklayanlardan, daha seçim günlerindeyken açıklayanlardan biriydi. Ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da yine aday olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten anayasa değişikliği yapıldığı günden beri adaylığı tartışmasız bilinen bir isim. Ama geçtiğimiz saat içerisinde önemli tartışmalar oldu. Bu tartışmaların başında Abdullah Gül tartışması vardı. Saadet Partisi adayı olması düşünen Abdullah Gül'ün çatı aday olması, bütün partilerin, bütün muhalif kanattaki partinin ortak aday olması gündeme geldi. Ve 3-4 gün boyunca Türkiye bu gündemde çalkalandı. Ne zamana kadar? Cumartesi gününe kadar. Cumartesi günü Sayın Gül dedi ki uzlaşma olmadı. Ben aday olmuyorum ama rahatsızlıklarım vardı. Bundan dolayı aday olmayı kabul edebilirdim bir uzlaşma olsaydı. Olmayınca olmuyor dedi. Onunla başlayacağız. Olsaydı ne olurdu, olmasaydı ne olurdu diye. Gerçi çok önemli değil artık olup olmasın ama niye tartışıldı ondan bahsedeceğiz. Temel Karamollaoğlu ne değiştirir, bir şey değiştirir mi? Başka ittifaklar olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı dışında parlamento seçimleri için bir takım ittifaklar söz konusu. Bir demokrasi ittifakından söz ediliyor. Bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Neye yarar, neye yaramaz? Bütün bunları konuşacağız. Dört değerli konuğum var. Hemen tanıdığınız Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Somer ve Gazete Habertürk Öğretim Üyesi Nihal Bengüsü Karaca. Şimdi bu kadar öğretim üyesi arasında demezsem ayıp olur diye, şimdi sana haksızlık olurdu, o yüzden söylemek zorundaydım. Ve hemen ben Nihal Bengüsü Karaca'ya başlayayım, kusura bakmasanız hanımefendiler, başlamak biraz daha bize yakışacak olur değil mi hocam? Gayet uygun. Evet. Sevgili Nihal, Abdullah Gül meselesi çok tartışıldı. Niçin bu kadar tartışıldı? Önemi neydi? Neden bir çatı adaylık söz konusuydu? Ve 4 yıllık suskunluğun ardından 4 yıl hiçbir şey söylemeyen birinin aday olması ne kadar doğru olabilirdi? Bir çatı aday olması, herhangi bir muhalif görüş belirtmemiş, herhangi bir eleştiri yöneltmemiş, herhangi bir rahatsızlığını bir iki tweet veya bir iki ufak cümle dışında çok gündeme getirmiş birine niçin bu kadar belli bağlandı sence? Şimdi muhalefet sanırım şöyle akıl yürütenler oldu. Özellikle ana muhalefet partisinde 16 Nisan'daki referandumun sonuçlarına göre hareket etme. Yani çünkü 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi 16 Nisan'daki referanduma benziyor. Aksi itibariyle parlamento seçimi ise 1 Kasım'daki gibi, evet, şekillenecek yorumları yapılıyor. Çok da yanlış değil bu öngörüler. Bir cumhurbaşkanı seçmeliyiz ve bu tıpkı 16 Nisan referandumundaki hayır blokunun topladığı kadar oyu toplayabilmeli deniliyor. Şimdi sonra da dönüp tabii 16 Nisan'daki o %49 nasıl elde edildi, onun sihrine, sırrına dair bazı rasyonel okumalar yapılıyor ki o rasyonel okumalar da biraz ideolojik farklılıkları, parti kimliklerini biraz daha geri plana itmeyi gerektiriyor. Çünkü dediğim gibi o referandumla, evet ya da hayırla, Cumhurbaşkanı bu mu olsun, şu mu olsun, benzerlik
arz eden iki seçim olarak görüldüğü için. Parti kimlikleri bir tarafa, nedir yani bu hayır bloğu verenlerin ortak özellikleri ve rakamı %49'a kadar taşımalarının sırrı ne denildiğinde şu görülüyor. CHP'nin oyu %25 bandında gezinen bir oy. Bu %49'a nasıl çıktı? Demek ki buraya MHP'liler geldi ki milliyetçi muhafazakardır temel itibariyle. Demek ki AK Partililer geldi, Kürtler geldi. Yani sadece Kürtleri de ekleseniz o kadar yükselmiyor. Olmuyor. Demek ki hatır sayılır düzeyde muhafazakar kişi gelmiş. Yani bu toplumun sosyolojisine, aslında AK Parti tabanına dahil olabilecekken, hatta geçmişte belki AK Parti'ye de oy vermiş, zaman zaman MHP'ye de oy vermiş ya da sadece AK Parti'ye oy vermiş kişilerden 16 Nisan'da akış olmuş hayır bloguna. Bununla ilgili yapılan analizleri okudum ben de ve katılıyorum da açıkçası, çok yanlış bir analiz değil. Çünkü ben de 16 Nisan referandumundan sonra şöyle bir şey yazmıştım. Yani bu solun yükselişi değil, bunu yanlış okuma olur. Bu açıkçası hayır blokunu oluşturan en temel unsur olan CHP'nin ülkenin sosyolojisini dikkate alarak yaptığı hayır kampanyasının sonucudur. Yani şunu gördü CHP veya hayırcılar. Yani bu ülkede işte nasıl, yani siyaset yapacaksan, mevcut iktidara muhalefet edeceksen artık muhafazakar çoğunluğu rahatsız etmeden siyaset yapacaksın. Hani onları kaçırmadan gerçekten ülkenin temel meselelerine yönelik. Yargıda sorun mu var? Hukukta sorun mu var? Adalet talebi olan kitlelerin adalet talebi karşılanmıyor mu? Ya da sorunlar mı var? Ya da bazı alanlarda mağduriyet mi oluşuyor? Ya da bazı konularda bir savrukluk mu var? Hani ekonomi olur veya ülke yönetimiyle ilgili çeşitli kalemlerde. Buna ilişkin temel somut itirazlarınızı yükselteceksiniz ve buna göre karşılık bekleyeceksiniz. Bu da aslında muhafazakarların hiçbir zaman aslında ülkenin geleceğinde artık muhafazakarların yaşamlarının tartışma konusu yapılmayacağı anlamına geliyor. Çünkü bunu tartışan partiler kaybedecek. Bu okumayı yapmıştım ben 16 Nisan'dan sonra ve açıkçası bu muhalefetteki bu arayışın da biraz benim o okumadaki hareket cihetlerimden benzeştiğini görüyorum. Yani benzer hareket, benzer cihetlerden bir düşünce oldu, bir analiz yaptılar sanırım. Yani nedir? Erdoğan çok karizmatik bir lider, bu ülkeye çok da şey kazandırdı. Ama son dönemde rahatsız olan kitleler olduğu biliniyor. AK Parti'ye oy vermiş de olsalar bazı şeyleri benimseyemiyorlar. Çünkü tabii ki AK Parti'nin siyasete başladığı yerle bugünkü yer arasında çok fark var. Yani en lümpen, en kasabalı adama bile demokratik açılımı benimseten bir partiden, hani değişimin öncüsü olan, daha fazla özgürlüğün, demokrasinin, yargıda bağımsızlığın savunucusu, o hali kaldırmakla olurken, övünen bir partinin işte, o hali sürdürmesi gibi. O hali ısrarla sürdüren bir parti olmaya dönüşmesi gibi ya da bir idare, yönetim olmaya dönüşmesi gibi. Bu tür temel ve bu tür rahatsızlıklara sahip kişileri nasıl toplarız? Nasıl bir ortak aday çıkararak, yani bir ortak aday, yani temel asgari mutabakatta birleşmiş, asgari mutabakatlarda birleşebilen bir topluluğun adayı kim olursa şansımız yükselir gibi bir arayıştan yola çıkarak Abdullah Gül ismine geldiklerini düşünüyorum. Çünkü bakarsanız hani Abdullah Gül de hani çok fazla evet tweet atmadı, çok fazla çıkış yapmadı ama bu CHP'lilerin bakış açısı. AK Partili, yani özellikle kendisini hani AK Parti sevdalısı ya da reisçi ya da Erdoğan liderimiz öl dese ölürüz olarak benimsemiş, yani ateşli Erdoğan takipçileri nezdinden bakarsanız Abdullah Gül işte orada yalnız bıraktı. Burada tam Erdoğan gibi düşünmedi. Burada tam AK Partililerin duygularına tercüman olmadı. İşte Gezi bunların için söylenir. İşte dinleme tartışmaları söylenir. Mısır'la ilişkilerin bozulması söylenir. Yani Erdoğan hani Sisi'yi açık tavırlarken Gül'ün almaması vesaire gibi pek çok ayrışma cihetleri zaten bir fısıltı çok olarak var. Yer yer sosyal medyada, yer yer gazete köşelerinde bu uyuşmazlıklar ve hani Gül'ün AK Parti'nin geldiği noktaya, daha doğrusu seçmeye zorlandığı şartlar nedeniyle, biraz da seçmeye zorlandığı politikalara dair bir itirazı olduğu şeklinde bir resim var AK Partililerde. Ve o yüzden de sık sık Gül'ü eleştiriyorlardı. Sanırım Gül o yüzden hani şöyle düşünmedi, yani ben daha önce çıkıp çok sert eleştirilerde bulunmadım. Bana ne derler, yani muhalefet benim ismim altında, yani benim ismimi hiç duymadı diye düşünmedi o yüzden. Sanırım şöyle bir analiz yaptı.
Yani benim ne olduğum biliniyor. Hangi mahalleden geldiğim biliniyor. Kimliğim de biliniyor. Ve ben pek çok kere belli ettim. Hani var olan bazı sorunlara yaptığım eleştiriyi ya da mesafeyi pek çok kere ortaya koydum, aslında sergiledim. Gören gözler için bunu sergiledim. Dolayısıyla eğer hani ben istemiyorum böyle bir görevi. Yani herhangi bir makam mevki şeyim yok. Gerçekten hani ihtiraslı bir insan diyemeyiz Gül için. Çok istekli olmadığım da zaten belli etti. İstekli değilim, fakat hani bana böyle bir görev, adeta hani görev gibi, hani aha, böyle bir tevdi etme şeklinde, sana al bu görevi verdik yürüt şeklinde bir açık irade beyanı ve görev tevdi etme olursa da tamam, yüklenirim. Çünkü hani benim de sorumluluğum var. Aha. Ben de bu partide geçmişinde en azından bulundum. Belki bazı hataların büyük bu noktaya gelmesinde belki benim de sorumluluğum vardır. Yani bir görev verilirse yaparım gibi bir çizgide olduğunu gördük cumartesi yaptığı açıklamadan. Ama tabii bu hani kendisinin siyasi kariyerine gelecekte oynayacaksa, öyle bir rol oynayacaksa siyasette, buna dair çok olumlu bir şey de bırakmadı. Olumsuz bir izlenim bıraktı genel olarak. Çünkü eğer hani bu hani siyasette özellikle böyle kritik 24 Haziran'a alınmış çok hızlı karar verilmeyi ve hani bir eylem planı varsa gayet çabuk bir biçimde sahneye koymayı gerektiren dönemlerde, kararlılık gerektiren dönemlerdir böyle dönemler. Evet. Yani kararlılığına ilişkin ya da bir sorumluluk istiyorsa, yani bir sorumluluğu yerine getireceğini düşünüyorsa, bu sorumluluğu yerine getirme noktasındaki iddialılığa ilişkin bir şey görmek ister insanlar. Bir kararlılık görmek isterler. Bunu görmedikleri zaman da hani niye, hani bu niye böyle bir beklentim var bize dair? Hani muhalefetten de bu açıdan gelen eleştiriler de haklı açıkçası. Çünkü hani bir manifesto yayınlanmamış, bir bildiri yayınlanmamış. Ben evet buradayım ama şimdi eleştiriyorum, içinden çıktığım yapıyı eleştiriyorum. Şu nedenlerle eleştiriyorum ve düzeltmeye de talibim. Ne şunları buyuruyor? Şunları düzeltirim, şunları şunları düzeltemem gibi açık, şeffaf, dürüst böyle bir irade beyanı, bir manifesto, bir bildiri olmayınca da siz kalkıp hani %49'u oluşturan unsurların hepsinden destek bekleme, bu da çok büyük bir beklenti. Fazla beklenti. Yani fazla büyük, fazla iyimser bir beklenti. Yani böyle hani yani görev verilirse yaparım ama aslında istekli değilim. Hı hı. Mesajı sonuçta karşılık bulmadı. Evet, bu bir şey, istenmesi çünkü, gereken bir şey. Çünkü yani rakibiniz, yani eğer istekliyseniz ya da iddianız varsa ülkenin geleceğiyle ilgili bazı sorunları evet ben çözebilirim diyorsanız, ki bazı görüşmeler yapıyorsunuz, insanlar gidip geliyor, onları kovmuyorsunuz mesela, ya da hani ben kardeşim Erdoğan diyorum, her halükarda orada onun yanında onunla beraber siyaset yapmışım ve şimdi çıkıp karşısına geçmem. Geçemem, böyle bir şey imkansız deyip bütün yolları kapatmıyorsanız, hani sizin bir nebze iddianız olduğu düşünüyor. Ama eğer iddianız varsa da bunu çıkıp geniş halk kitlelere, yani toplumsal mutabakat istiyorsanız toplumu ikna edecek bir çıkış yapmanız lazım. Yani en azından sadece şunu dersin, beni isteyen arkadaşlar bilsin ki ben şunları yapmamı yapabilecek kapasite. Bunları bekliyorlarsa ben varım, ama ben benden başka bekliyorlarsa ben yokum bile demedi yani. Evet demedi ve bu da tabii ki onu yani aday olsaydı zaten bu kadar eleştirilirdi. Hani aday olmadığı halde bu kadar büyük bir eleştiri sahanının altında kalmasına neden oldu. Yani o anlamda rakibiniz hele bu kadar kararlı hani tuttuğunu koparan, bazen yanlış olduğunu herkesin bildiği şeylerde bile insanları ikna edebilecek kadar ikna edici bir diskur kullanan bir rakipken, hani sizin de en azından neler, yani neden bunu aklınızdan geçirdiniz ya da neden niyet ettiniz, ya da insanlar bir görev verecek, insanların bir görev vermesi ihtimalinde neden buna sıcak bakacaktınız? O noktada topluma ikna edici bir açıklama, bir irade beyanında bulunması doğru olurdu. Ama olmadığı için de tabii çok tartışıldı ve anlamsız bir... Peki yıprattı mı sence bu mesela? AK Parti'yi biraz yıprattı mı bu tartışmalar? Abdullah Gül'ün AK Parti karşıtı, AK Parti'nin mevcut politikadan karşıt olduğunu en azından hissettirmesi bir AK Parti'ye bir zarar vermiş olabilir mi belli ölçüde? Yani adaylık koysaydı zarar verirdi. Kazanıp kazanmasına gerek yok. Yok yani aday düşün... olmadığı halde ben bu politikalara katılmıyorum demiş oldu zımnen hareket biçimiyle. Bu AK Parti içerisindeki bazı kitlelerin ya bak Gül bile katılmıyor bu politikalara denmesine sebep olur mu, yoksa etkilemez mi AK Parti seçmeni? Yani incitir. Büyük bir sarsıntıya neden olmaz ama... Hani eğer ben beraber siyaset yaptığım, kardeşim dediğim insanların bile şu an karşısına dikilmek zorunda kaldım. Çünkü Türkiye'nin hali şu gibi bir gerekçelendirme listesiyle çıksaydı o zaman bir anlamda zaten dikilmiş oldu bir anlamda. Yani aday olmadan da dikilmiş oldu bir anlamda baktığınız yanda. Ama o dikilmenin işte
çerçevesi, manzumesi önemli. İnsanlar o manzumeyi, o hikayeyi tam olarak algılayamadıkları için zaten biraz da sadece ideolojik nedenlerle değil, biraz da o yani karşı dikiliyor musun, dikilmiyor musun? Yani tam olarak onu anlayamadıkları için. Evet. Var mısın, yok musun? Niyet, ya istekli misin? Yoksa istek yok, sadece iddia mı var? İddia varsa ne boyutta? Tam bunu anlamadıkları için de o Gül'ün duruşunu tam algılayamadılar. Ve algılayamadıkları için de bunu bir kibir gibi görenler bile oldu. Ne oldu, evet. Ve tabii bir sürü hani yer yer haksız demeye varacak kadar eleştiriler oldu. Fakat evet, yani bu AK Parti'deki pek çok kişinin, hani bu çevreleri tanıyan pek çok kişinin bildiğinden öte bir şey değildi. Gül'ün dediğim gibi pek çok konuda geçmişte bazı kritik noktalarda ayrıştığı, farklı düşündüğü zaten biliniyordu. Şu an bu biraz daha açık bir cümle şeklinde kurulmuş oldu. Çatı aday meselesine de aslında sıcak bakmadığı görülmüş oldu muhalefet tarafından. Çünkü muhalefetin yani bir Ekmelettin İhsanoğlu deneyimi var. Karşısına gelen her yeni durumu ve her yeni seçeneği o Ekmelettin İhsanoğlu. Peki mesela çatı aday olmadan doğrudan doğruya Refah Partisi'nin ya da Saadet Partisi aday olamaz mıydı? Olabilirdi. Ama onu da tercih etmedi sanırım. Dediğim gibi isteksiz olması buradaki anahtar cümle, anahtar şey, kendisinin aslında bu işe çok hevesli olmaması. Kendi geçmişte siyaset yaptığı arkadaşlarının karşısında dikilme konusunda bile kafasında soru işaretlerinin olması. Yani soru henüz işaret o soru işaretlerini aday olsa, atlatamadı. Herkes aday, herkes gösterseydi olacaktı zaten. Orada bir soru işareti yokmuş kafasında. İşte yani arkadaşlarının karşısındaki bir soru işareti yok. Sadece yeterince güçlü bir adaylık olmazsa boşu boşa niye kendimi yıpratayım gibi bir soru işareti var sanki. Yani o, hayır, bu safhaya kadar getirdiğiniz bir süreçte yeterince yıprattı ve bu da öngörülebilir bir şeydi. Peki hocama soracağım. Hocam şimdi geçen gün Abdullah Bey'in adaylığı konuşulurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde bulunduğu bir bloğun adaylığı konuşulurken, bir Cumhuriyet Halk Partili, çok koyu Cumhuriyet Halk Partili bir tanıdığım dedi ki, eğer aday olurlarsa dedi, ben Tayyip Bey'e vermeyi tercih ederim. Niye dedim? Çünkü dedi Abdullah Bey dedi, mesela dedi 15 Temmuz'u düşünüyorum dedi. 15 Temmuz'da dedi biz dedi sol yayına olarak zaten darbeye en karşı olan biziz. Herkesten daha karşı olan biziz. Ve dedi, Tayyip Bey'in televizyona çıkıp da millete söylediği dedi benim hoşuma gitti dedi. Tayyip Bey'e de hayatım boyunca ölsem de oy vermeyeceğim ama dedi. Hani Abdullah Bey'e Tayyip Bey'e dersen. Çünkü dedi Abdullah Bey olmak akşam dedi televizyona çıksaydı ya sevgili arkadaşlar darbe yapmasanız daha iyi mi olur acaba derdi dedi. Yani çıktı ama. Daha öte bir şey söylemezdi büyük yani ihtimalle. Yani bağlandı televizyonlara çıktı, ve bayağı kendisinden beklenenin biraz daha üstünde bir tonlamayla darbecileri kınadı. Yani Abdullah Gül'ün bu tavırsız tavrı hiçbir taraf tarafı, yani herkes tarafından eşitsizliğe sebep oluyor. Fakat buna rağmen AK Parti çok rahatsız oldu adından. Ki anketler Abdullah Gül'ün çıkması halinde Tayyip Erdoğan'ın daha rahat kazanacağını göstermez. Niçin bu kadar rahatsız oldu AK Parti Abdullah Gül'ün aday olma olasılığından? Şimdi aslında yani epey bir zamandır bir fikri kopuş var. Var, çok da. Bunun çok referandumda hayır verdiği bir Abdullah Gül'ün mesela. Bunun çok kurumsallaşmamış olması bir belirsizlik yaratıyor. Ve bu belirsizlik hiç kuşkusuz doğal olarak bir tedirginliğe de dönüşüyor. Çünkü yani bu seçimleri çok yaşamsal gören, yani hem muhalefet açısından hem iktidar açısından görülen, son derece önemli, hata kaldırmaması gereken, bir oyun bile son derece kıymetli olduğu bir dönemde, ona bakacaksanız Saadet Partisi'nin de aslında yaklaşımından rahatsızlık duyulduğu çok açık. O açıdan bunu böyle değerlendirmek gerekir ama şunu bence net saptayalım. Bence Sayın Gül'ün istekli olduğu çok açıktı. Evet. İlk defa da belki bu kurumsallaşma açısından ilk bayrağı göstermiş oldu. Evet. Kopuşun ilk bayrağını göstermiş oldu. Ben varım dedi. Evet. Onu öyle okumak gerekir. Geniş mutabakat sağlanırsa dedi, o mutabakatın tabii ete kemiğe bürünüp nasıl bir siyasi temsiliyettir. İşte o bir süreç içerisinde belki anlamını bulur. Ama bu eklektik yapının, bir araya gelmenin bile onun için aday olmasına yeteceğini gösteriyor. Ve karşısına çıkacağı aday da Tayyip Erdoğan. Yani o da bizim kadar çok iyi biliyor ki zorlu bir rakip olacaktı. Her şeye rağmen %52
bir halk desteği olan bir liderden söz ediyoruz. Veriler öyle. Yani üç aşağı beş yukarı, üç yukarı üç aşağı ama bir... Ama tabii bir, bu noktada üç aşağı üç yukarı çok fark ediyor. Üç yukarı ediyor, Cumhurbaşkanı tabii. yapıyor, üç aşağı Cumhurbaşkanı demek istiyorum yapıyor. Ki bir yıpranma süreci, bir geriye gidiş süreci, hızlı bir düşüş evresinde falan ortaya çıkmıyor. Evet. Yani onu söylemeye evet. çalışıyorum. Yoksa rakamların dilinin bir önemi yok bu noktada. Çünkü öyle bir noktada yani da kurtarıcı rolü bir Erdoğan yok ortada. Yok ortada. Öyle bir noktada kurtarıcı rolü anlamlı olurdu Gül için. Yani partisinin vesairesinin. Öyle bir rol de yok. Öyle bir rolü gerektiren bir durum da yok. Dolayısıyla bu açıkça yani ben böyle bir mutabakat olsaydı ben AK Parti'nin mevcut politikalarına katılmıyorum dedi. Katılmıyorum dedi. Yani Erdoğansız bir Türkiye'ye evet dedi. Bence Erdoğansız AK Parti'ye de sıcak baktığını ortaya koymuş oldu. Bunu net olarak saptamak gerekir. Bir görev tevdisinden söz ediliyor ama bu görevin kimin tarafından geldiği, bunu sadece Saadet tarafından gelmiş olması çok yeterli bir tatmin edici açıklama değil. Bir arkadaş grubundan söz etti çünkü. Evet. Bir demek ki bir yoğunlaşmış yani müzakere son zamanlarda, edilmiş. Son zamanlarda şeyinin evet. İstanbul Masa'daki ofisinin evet. neredeyse bir Kabe gibi evet. ziyarete açıldığı konuşuluyordu. Evet. Konuşuluyordu. Bu bir sır değildi. O açıdan bu süreç böyle bir dönemi başlatıyor bence. Ama şunu net olarak saptamak gerekir. Bu dönem aslında fikri açıdan daha çok hani entelektüel düzeyde önce bir ölçüde AK Parti'nin başlangıcında destek olan birkaç fikri akımın desteğinin ortadan kalkmasıyla da anlamlı hale geldi. Ve sonuç itibariyle bugün yani Erdoğan'ın temsil ettiği siyasi dil ve üslup daha geniş belki bir yelpazeye hitap etmiş olabilir ama buradan farklılıkları ve kendi duruşunu farklılaştıranların kopuşu anlamına da geldi. Şimdi başladığı yerde değil dendi AK Parti açısından. Şöyle başladığı yere bakmak gerekir. 2002 Avrupa Birliği sürecine dört elle sarıldı. Ve bu konuda çok istekli oldu, üstüne gitti. Müzakere süreci ve müzakere çerçeve belgesinin bir dizi mahsurlu ve tam üyeliği getireceği hiçbir garantisi olmasına rağmen bu konuda geri adım atmadı. Bu ısrarını sürdürdü. Ama bu süreç içerisinde de mesela Avrupa Birliği açısından bakıldığında çok şey bekledi, karşılığı anlamadı, bir hayal kırıklığına yol açıldı. Bu yani doğal refleksler de böyle gelişti. Bunu böyle görmek gerekir. Onun dışında OHAL meselesine değindiniz. Üzerinden çok şey geçti ülkenin. Yani yaşanmışlıklar var. Bu süreç, FETÖ meselesi, o geziyle başlayan süreç, yani 17-25 Aralık sonrası, yani sadece döviz kurundaki sıçramanın ve beraberinde gelen ekonomik sarsıntının sonuçları son derece ağır olmuştu aslında o dönem itibariyle. Dolayısıyla bir Türkiye'nin... Peki hocam, bir şey hocam, çok özür dilerim, lafını kestim ama şimdi döviz kurundaki sıçramadan herkes bahsediyor bir şekliyle. Döviz kuru geçmişte yani AK Parti hükümetleri öncesinde sıçradığı zaman bu hükümetin beceriksizliğine yoruldu hep. AK Parti döneminde sıçradığı zaman ise dış güçlere yoruldu. Burada bir tutarsızlık yok mu? En azından geçmiş hükümetlere bir haksızlık yok mu eğer durum gerçekten buysa? Şimdi bugün baktığınız zaman Türkiye'nin bu yıl ödemesi gereken 215 milyar dolar civarında bir dış borç ödemesi var. Özel sektör, kamu karışık. Keza açıklanan ihracat rakamına baktığınız zaman Türkiye'nin ihracatı evet rekor düzeyde artmış, %9 artmış ama ithalat da %23 oranında daha da rekor düzeyde artmış. Dış açık ihracatın ithalatı karşılama oranı tarihin en kötü noktadan birine gelmiş. Baktığınız zaman yani İyi olan her şey geçmişte kötü olanlar hükümetlerden, şimdi kötü olanlar dış güçlerden olduğu zaman biraz garip olmuyor mu? Şimdi şöyle, yani ben en azından öyle değerlendiririm. Toptan her şeyi kötülemek ya da hepsini bir Elbette. Pembe tablo çizmek yerine bir oturup sıralamak gerekir. Nelerde eksikler, yanlışlıklar yapılmıştır, neler mesafeli ve son derece iyi olmuştur ve bir de kendi dışındaki girdileri nedir bunun? Yaşanan süreç, dünya akıyor. Bir yığın faktör var. Bugün son yıllarda bütün ekonomik buluşmalarda uluslararası düzeyde birinci sıraya taşınmış olan jeopolitik riskler. Bunlardan söz ediliyor. Şimdi dolayısıyla hani geziye kadarki sürece bir bakın, ondan sonraki sıçramaya bir bakın.
Şimdi o zaman buraya bir ekonomiye bir siyasi etkenin mutlak surette bir o dönem konjonktürel açıdan bir etkisinin olduğunu görüyorsunuz. Ama böyle bak özür dilerim ben konuk olarak tartışmacı ama mesela Ecevit hükümetinin basiretsizliği işte anayasa fırtı da dolar üçlü falan filan dediğiniz zaman baktığınız zaman Ecevit döneminde de mesela Amerika'nın Irak'a işgalinin önünde Ecevit hükümeti hayır kardeşim ben buna izin vermem diye duruyordu ve arkasından kriz patladı. O zaman Ecevit'i de beceriksiz diyeceğimize kişilikli politikasının bedelini ekonomik krizle ödedi diyebiliriz belki de. Diyebiliriz ama şeye bakalım, sonuçlarına ve etkilerine bakalım. Yani bugüne kadar mesela dayanabildi mi o iktidarlar? O tür bir kriz hükümet devrilmesine yol açtı. 20'lerden %1'lere düşüşe yol açtı. Direnememe, dayanamama yani yapısal bir zayıflık ve kırılganlık vardı. Ama şunu saptayalım, karşılaştıralım o zaman dönemleri. Yani o koalisyonlar döneminin en sıkıntılı yanı kısa ömürlü olmaları. Olabildiğince siyasi bir pazarlıklar sürecinden çıktıkları için siyaset dışı aktörlere çok açık bir kurgular içerisinde olmaları. IMF bağlılığı son derece önemliydi o dönem. Yani bütün bunlar çok önemli yapısal sorunları ortaya koyuyordu. Şimdi yeri geliyor derecelendirme kuruluşunun çıkardığı sonuçlara Cumhurbaşkanı düzeyinde itiraz geliyor. Evet. Çok da yer yerinden oynamıyor. Oynamıyor. Yani, o Tayyip Bey tabii öyle bir tarzı var yani o tarzı uygun. Yani piyasa araçlarının, enstrümanların o istikrar bozucu niteliğinin çok önemli ölçüde törpülendiğini söyleyebilirim. Yani bu geçmişle kıyaslamak gerekirse bu en önemli dönüşüm. Tabii ona kimse itirazını. Evet. IMF meselesindeki bağlılığının kopmuş olması önemli bir enstrümandı. Onun o çıpanın kalkmış olması Türkiye'nin üzerinden son derece önemli bir kazanımdır. Bütün bunlar her türlü müdahaleye, her türlü dış faktöre rağmen bugün itibariyle daha dirençli olabilmeyi de sağlamıştır. Bunu görmek gerekir. Bu yanıyla da biraz gecikmiş olmakla birlikte doğru yola girildi. Ya yani bu iş üretmeden olmaz kardeşim dendi. Bu görüldü, yüzleşildi. Özellikle terörle mücadelede görüldü ve savunma sanayinde başlandı bu iş. Yani o açıdan her şirket son derece kıymetli. Her şirketin teknoloji yatırımına yönlendirilebilmesi en azından Abdullah kendi alanında. Abdullah Gül'den nerelere geldik? Efendim? Abdullah Gül'den nerelere geldik? Evet yani. Dolayısıyla böyle bir noktada yeni bir süreç, yeni bir dönem ve son derecede önemli bir mücadele alanı. Tam böyle bir noktada Sayın Gül mesela şunu söyleyebilirdi. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Tüm terör örgütleri adeta birbirleriyle yarışırcasına Türkiye'nin önünde bir bent işlevi görüyor. Bunların arkasındaki aktörler belli. Her türlü Türkiye'nin girişimine, ısrarına rağmen açıkça bir terör örgütü, bir NATO müttefiki tarafından destekleniyor. Zor bir süreç, zor bir dönem. Aynı zamanda bunu yaparken Türkiye nükleer enerjisiyle, savunma sanayindeki atılımlarıyla tutturduğu yeni sanayi modeli bir yol almaya çalışıyor. Bunların hepsi bir var olma mücadelesi. Ben de tıpkı Erdoğan gibi düşünüyorum. Böyle bir süreçte bunun üstesinden gelebilecek tek lider bana göre kardeşim ya da dostum neyse kardeş de olmayabilir. Ama böyle düşünmüyorsa böyle demesi ona değil. Hayır bunu dememesinin bir nedeni olması gerekir. Evet. Yani bunu çok rahat en fazla hepimizden çok daha fazla onun demesini bekleriz. Evet. O hareketten geliyor. Önemli bir kadim ilişki düzeneği var. Burada başka bir zaviyenin bakış açının içerisine girildiğini görüyoruz. O böyle görmüyor. Ne olabilir o bakış açısı? O bir BK meselesi olarak görmüyor bunları o zaman. Bu yaşananları. Türkiye'nin bu mücadelesinin çok kolay üstesinden ilişkiler kurularak vesaire gelebileceğini düşünüyor. Yani bunları söyleyebilirim ama şunu söyleyip bu analizimi tamamlamak isterim. Epey bir zamandır Türkiye'nin iç politikası dış politikasıdır. Dış politikası iç politikasıdır. Böyle bir noktadayız. Çünkü yani Türkiye dinamik bir ülke. Ele avuca sığmıyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Gayreti var. Yaptığı her şeyin bir etkisi oluyor. Coğrafyasında, tarihi birçok bağlılıklarından dolayı. Dolayısıyla böyle bir ülkenin böyle dönemlerinde her seçimi çok kıymetli hale geliyor. Biz birinci düzlemi daha çok konuşuyoruz. İki düzlemli, yani bizim seçim sürecimizde iki düzlem var aslında. Birinci düzlemde dizilenler bizleriz. Adaylar, onların siyasi meşrepleri, işte kimi merkez sağdadır diyoruz, kimi merkez solda diyoruz, o onun adayı oluyor, öbürün çatı adayı oluyor falan. Bir de bir ikinci düzlemi var bu işin. Bu seçime aslında beklentilerini yıkan, beklentisiyle konumlananlar. Bunlar büyük ölçüde Türkiye ile ilgili
ilişkileri daha az maliyetli başarmaya çalışanlar. Açık söylemek gerekirse bir giderek Erdoğansız bir Türkiye beklentisi içinde olanlar. Ben bunların ikinci düzlemde son derece önemli bu seçim. Yani dış aktörler, dış faktörler. Ve bunu çok önemsediklerini, onlar için bu seçimin çok önemli olduğunu, hatta belki son fırsat olduğunu görüyorum. Böyle bir refleksin devrede olduğunu görüyorum. FETÖ'de hiç yabana atılmayacak bir faktördür. Çünkü arkasında küresel network diridir, canlıdır. Beklenti üretmiştir. Her konuşmadan sonra adaylık, çatı, yani Erdoğan'ı zayıflatabilecek, iktidar değişikliğini yani sağlayabilecek. Siz FETÖ'ye mi bağlıyorsunuz? Bu bir heyecan uyandırmaktadır. Bütün FETÖ'cüler Gül'ün adaylığı konusunda heyecan içerisine girdiler. Ben onu bilemem. Yani aralarında ne bağ vardır bunu bilemem. Ama ben takip ettiğim noktada bu ikinci düzlemin büyük ölçüde bir kıpırdanma ve bir heyecan içerisine girdiğidir. Bunu saptamak gerekir diye düşünüyorum. CHP açısından da Gül tabanı açısından kolay ikna edebilecek bir adayı değildi. Ama bence başlangıçta hiç Gül faktörü olmasa bile Akşener açısından da CHP tabanının öyle çok kolay niye bizden biri değildi Akşener'i destekliyoruz diyebilirdi. Şimdi bence işin şeyi değişmiş olabilir. Erdoğan'ın karşısında kimin şansı varsa bu Akşener olabilir dendiği andan itibaren Gül yerine Akşener tercihini CHP tabanı daha kolay benimseyecektir. Çünkü ben birinci tur hesabına göre yapılmadığına göre ve genel başkanı aday olmadığına göre çok büyük bir çatı adayı da ilk turda çıkarılamadığına göre ikinci tur için kimin ikinci olması gerektiği, yani beklenti o ya, birinci turda başarılamayacak, kimin ikinci turda en çok oyu alması gerektiği üzerine aslında biraz kafa yorulduğunu, bunun Akşener'de olabileceğini CHP açısından, Cumhurbaşkanlığında Akşener desteklenip özellikle mecliste bu ittifakla daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısını artırarak, ittifakı belki bu noktada kuvvetli kılarak, konsolide ederek sistemi meclis üzerinden bir yeni, belki de yeni bir erken seçime götürmek anlamında bir stratejiyle izlediğini görüyorum. Bir kısa ara vereceğim, devam edeceğiz. Evet Fuat Hocam, şunu söyleyeyim, programın bir yerinde de şeyi soracağım size, bu İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesiyle ilgili kıyamet kopuyor. Yarın da bu gündeme gelecek mecliste. Herkes çok tedirgin üniversite. Bunu da soracağım size. Onunla ilgili bir fikriniz varsa, ama biz Abdullah Gül'den devam edelim. O meseleyi programın son bölümüne bırakalım diyeceğim. Abdullah Gül'ün bu prematüre adaylığı mı demek lazım? Ya da doğuma dönüşmemiş sahte gebelik mi demek lazım? Neyse, bu adaylık süreci CHP'ye ya da muhalif bloğa bir zarar verdi mi size göre? Çünkü bu 15 İYİ Parti transferiyle, İYİ Parti 15 transferi bir moral üstünlük ve rakip iktidar bloğunda bir sıkıntı tezahür etmiş gibi bir hava vardı. Abdullah Gül ile beraber sanki bu hava dağılmış gibi oldu. Bu adın tartışılması faydalı mı oldu, zararlı mı oldu? Çünkü her iki teze savunanı var. Yani CHP muhalefet bloğu olarak her şeyi denedik deme rahatlığına kavuştu diyenler var. Ve moral üstünlük elden gitti diyenler var. Siz nasıl görüyorsunuz? Ben Nihal Hanım'ın söylediklerine katılıyorum. Ama kendi görüşlerimi böyle bir noktalar halinde söyleyeyim. Bir kere bu tartışmada biraz Gül'e haksızlık yapılmasının bir noktası var. O da eğer seçimler 3 Kasım 2019'da yapılsaydı ve bu süreç içinde biz Gül'ün adaylığını tartışsaydık, o bir yere götürürdü bizi. Fakat çok unutmayalım ki bir kere AK Parti ve MHP tarafından erken seçim kararı, hatta ona işte baskın demiyoruz ama snap deniyor İngilizce'de, yani çok hızlı seçim kararı alındı. İkincisi, bence doğru bir karar, yani erken seçiminden sonra doğru bir kararı Sayın Erdoğan alaraktan Ağustos'ta değil de, onu da kısaca söyleyeceğim, 24 Haziran'da aldı. Çok daha hızlı oldu.
Sıkıştırılmış seçim diye. Evet, üçüncüsü de Nihal Hanım'ın X noktasına gidersek 16 Nisan referandumu esasında işte siz de futbolla ilgileniyorsunuz. Bir futbol maçı metaforu kullanırsak esas bir maçın ilk yarısı gibiydi. O ilk yarı da biraz sanki berabere gibi diyor. Yani 51-49 yani belki, gibi. Evet. Bu şimdi bu seçim esasında o maçı ya da ikili maçta ilk maç oynandı. İkinci maçın sonucunda belli olacak. O yüzden de esasında çok ciddi bir seçimi AK Parti'nin yapmış olduğu hamleyle çok hızlı bir öne alma süreci oldu. Tabi burada yani Gül'e bir hata, bir hak da verelim yahut da Gül'ü konuşurken biraz daha temelli konuşalım derken şunu kastediyorum. Esasında eğer böyleyse benim fikrim oydu. 16 Nisan ertesi günü Sayın Erdoğan oyun kurucu olarak hamlelerini yapmaya başlarken muhalefet adayını çıkartamadı. Yani 16 Nisan'ın ertesi gününden itibaren biz madem böyle bir yani yarı yarıya 51-49 neyse o öyle bir sonuç da şey yaptık. O yüzden de bu hayırın anlamı nedir? Yine sizin de söylediğiniz gibi bizim de yaptığımız tahlillerde bu AK Parti'nin de oylarını içeren bir şey oluyordu. Çünkü CHP artı, HDP artı, MHP buna sağlamıyordu. İkincisi 16 Nisan üzerine... 16 Nisan'da HDP değişikten yanaydı. Oradan MHP değişikten yanaydı. Evet ve oradan da HDP'den de mesela evetler de geldi. Yani. Fakat şunun altını çizelim. Bunu Gül'le tekrardan bağlayabilirim. 16 Nisan üzerine yapılan çalışmalara baktığımız zaman bizim kendimiz ve benim görüşlerim de o yönde. Türkiye'nin eğitimli, kentli, dinamizmini götüren kesimleri hayır dediler. Yani birdenbire yani sadece AK Parti içinde de yani bu gidişatla ilgili belli sorun olduğunu noktası ortaya çıktı. Çünkü işte büyük şehirlerin çoğu hayır dedi. Hatta evet denilen yerlerde, merkezlerde de hayır vardı. Bence mesela AK Parti'nin kalesi gibi görünen bazı il ve ilçelerde hayır çıkıverdi. Tabii. Yani o anlamda esasında bence Türkiye'deki siyasetin son 20 yıldır, 10 yıldır oyun kurucusu olan Sayın Erdoğan bence bunların hepsini doğru okuyarak hemen oyunu kurup bu şekilde gitti. Fakat muhalefetten şey gelmedi. Bir buna karşı bizim adayımız şudur, biz şöyle yapacağız. İşte bir adalet yürüyüşü oldu. Ama 2019'u beklerken o kadar uzun süreli bir adaylığını açıklamak biraz garip olmaz mıydı? Ama şimdi yani 3. ve 4. maddemde onun gerekli olduğunu görüyoruz. Niye öyle olduğunu söyleyeceğim. O ara bir adalet yürüyüşü oldu falan ama adalet yürüyüşü de esası biraz referandum gibi. Herkes yani Türkiye'de adalet istiyorum diye gitti oraya. Yani CHP'yi aşan bir şey oldu. Şimdi ondan sonra Sayın Erdoğan hamlelerine bakalım. Ne yaptı? Dedi ki bir metal yorgunluğu var. O yüzden ben partimin başına geçeceğim. Bu ne demektir? Demek ki AK Parti'nin konsolidasyonu ile ilgili bir sorun gördü ve onun başına geçti. Dördüncü olarak ne yaptı? Bir gün salı günü konuşmasında en önde hem bir tarafına Binali Yıldırım Bey'i aldı, bir tarafına Ahmet Davutoğlu Bey'i aldı. Şimdi bu nasıl bir hamle olarak okundu? Demek ki esası bir hem konsolidasyon var hem de belki Yaşar Bey'in de söylediği gibi yani bu olayın gidişatında o iki düzlem içinde acaba buna karşı kim olabilire karşı hamlesini de yapmış oldu. Demek ki yani orada bir kendisinin konsolidasyonuna götürecek hamleleri yapabiliyor. Bence Ahmet Davutoğlu Bey'in de yani Gül'le konuşması arkasından yani Erdoğan'ı desteklemesi bütün bu sürecin de yani Erdoğan oyun kurması bağlamında. Ve en son kertede de esasında bu erken seçim kararı alınarak bu yapıldı. Ve bu hemen Afrin'den sonra yapıldı. Biraz evvel siz de tartıştınız. Yani doların 4 küsur olmasıyla tartıştı. Demek ki hem ekonomi hem de güvenlik alanında bir hamlenin yapılması gerekiyor. Şimdi o yüzden de bir kere Abdullah Gül isminden öte Abdullah Gül isminin temsil ettiği bir takım şeylerin AK Parti'de bir sıkıntıyı ortaya koyduğunu Sayın Erdoğan okuyor. Yani bir anlamda Abdullah Gül sizin lafınızı da anlamdan daha anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Bir anlamda Abdullah Gül AK Parti içerisinde referandumda hayır diyenleri mi temsil ediyor? Yani bir anlamda onu temsil ediyor. Onu şu şekilde söyleyecektim. Yani Türkiye'nin son yıllardaki seçim haritasına ve seçmen davranışına baktığımız zaman burada iki tane nokta öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi kimlikler temelinde veriliyor.
Yani kimliklerin giderek çok daha önem kazandığını görüyoruz. İşte muhafazakarlar ve milliyetçiler, orada şimdi bir cumhur bloku var. Ondan sonra Kürtler her zaman Kürtlere veriyor. Bir orada bir HDP bloku var. Sosyal demokratlar, ulusalcı, ama yani orada bir blok var. O yüzden orada Kürtleri hani en azından muhafazakar... Kürtler demeyelim de ona belki. HDP. Evet, yani, ama yani oradan da kayışlar oluyor. Fakat onu şu şekilde söyleyecektim Yaşar Bey. Fakat bunun içine girdiğimiz zaman burada... Her kesimden endişeli olan, her kesimden sorumlu olan bir nokta ortaya çıkıyor, değil mi? Bir ona gri alan diyoruz. Yani mesela hani Kürtler ve HDP denirken bir bakıyoruz, yani Kürtlerin bazıları evet oyu verebiliyor. Sosyal demokratlar deyince, mesela sosyal demokratlarda sol ve milliyetçilik arasında gidiş gelişler var. AK Parti'ye baktığımız zaman da bir son dönemde hep tartıştığımız bir 2002-2010 sonrası bir AK Parti var. Acaba orada Gül neyi temsil ediyor? Şimdi seçim araştırmaları gösteriyor ki bu kimliklerde bazıları kemik olarak verirken, işte CHP'ye verecek, AK Parti'ye verecek ve Cumhur İttifakı'na yahut da verecek yahut da HDP'ye verecek. Fakat bu gri alanı kim kazanırsa... Seçimde o kazanacak. Evet. Şimdi o yüzden de Gül veyahut da Meral Akşener, bu tür ittifakların ortaya çıkması da bu gri alanı kazananın %50+1 olacağından olur. Bunu da bence Sayın Erdoğan erken gördüğü için seçimleri erkene alarak bütün bu gri alan üzerinde oynama manevrasını daraltmış oldu. Yani bunları bir kere koymak gerekiyor ki yani Gül'ün neyi temsil ettiğine biraz daha doğru bakalım diye düşünüyorum ben. Şimdi burada bence Gül'ü eleştirmekten önce CHP ile ilgili ya da muhalefetle ilgili konuşmamız gerekiyor. Çünkü Gül ve Meral Akşener isminin çok önemli hale gelmesinin temel nedeni Türkiye'nin ana muhalefet partisi adayının hala belli olmadığı gibi ana muhalefet partisinin liderinin ben aday olmayacağım demesi. Yani normal siyaset bilimi bakışı içinde esasında bu seçimin Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu etrafında. Ama Sayın Kılıçdaroğlu referandumdan beri aday olmayacağını olmaz söylüyor. Olmaz işte, olmaz. Öyle olunca o zaman kafalar karışıp ona müdahale etme alanları da açılıyor. Yani tabii. Eğer bir muhalefet, ana muhalefet partisinin lideri ben aday olmayacağım diyorsa ve ana muhalefet partisi hala işte 5 Mayıs'ta açıklanacak deniyor, hala adayı olmuyorsa o zaman ana muhalefet partisinin adayı kimi de ana muhalefet partisinin seçmeninin dışına gidiyorsunuz. Bence burada iki tane şey oluyor, kriter ön planı oluyor. O yüzden de bu isimler konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi yine Yaşar Bey'in söylediği gibi Türkiye'nin son dönemine baktığımız zaman 15 Temmuz darbe girişimi, Hendek savaşları, Suriye'nin çökmesi, İran çökmesi, Fırat Kalkanı, Afrin, güvenlik çok önemli. Ekonomi çok önemli. Bu seçimlerde esasında güvenlik ve ekonomi demokrasinin önüne geçecek. Yani demokrasi üçüncü olacak ve Türkiye halkını, Türkiyelileri en geniş anlamda güvenlik ve ekonomide kim ikna ederse o seçimi kazanacak. Bu anlamda zaten Meral Akşener sürpriz olarak çıkmıyor. Çünkü Meral Akşener ismine baktığımız zaman ekonomiyi bu tarafa koysak bile Türkiye'nin güvenlik şeyi içinde 1990'lardan bugüne kadar işte o devletin yapılanması, devlet kavramının temelinde ya da devlet aklı temelinde girebiliyor. Buna CHP'den olmayınca o zaman ne yapacağız biz? Ben hakikaten orada Yaşar Bey'den ayrılıyorum. Tabii ki Sayın Gül'ün beka ile ilgili sorunları var. Tabii ki de Sayın Gül'ün Türkiye'nin üzerindeki oyunlarla ilgili sorunları var. Sizin söylediğiniz gibi darbe akşamı çıktı, çok sert konuştu ama öbür taraftan da bir taraftan da bu güvenlikle ekonomiyi bir araya getirirken nasıl bir Türkiye, nasıl bir AK Parti filan dendiği zaman o zaman dünyanın yani işte Avrupa Birliği'nde gözü Türkiye'ye geliyor, Amerika'nın da gözü Türkiye'ye geliyor. Gül'ün o işte 2002-2010 AK Partisi ve bütün dünya ile birlikte AK Parti temelinde bir yapısı olduğu için de hep Gül konuşuluyor. Belki kendi istediğinden de daha fazla konuşuluyor. Esasında bence muhalefet partisinin lideri olsa... Fuat Bey, sizi bozmak adına değil ama şurada bir haksızlık yok mu? Yani bugün için Avrupa Birliği, bugüne kadar ki AK Parti'nin ve bizzat Erdoğan'ın çabasına karşılık. Ya tamam kardeşim, çok samim bir şekilde bunu çok zorladınız. Bu süreçte şu an müzakeresi tıkanmış olan süreci
biz başlatıyoruz. Onlar demiyor, evet. Orada yani Avrupa Birliği'ni eleştiririz ama yani bunu Erdoğan hayır dediği andan itibaren o zaman değişmiştir diyebilirsiniz. Tabii. Ama diyecek orada, mi? Bence demeyecek. Ama orada bir şey var işte. Yani böyle AK Parti işte Avrupa, sizin de söylediğiniz gibi Avrupa Birliği'yle birlikte dünyada birlikte küreselleşmeye götürüyor. Böyle dünyayla birlikte bir AK Parti falan. Şimdi böyle olduğu için esasında bence Gül ismi zorunlu olarak ortaya çıktı. Ben Gül'ün konuşmasını dinlediğim zaman buradan esasında biraz daha provokatif bir şey söyleyebilirim. Dedi ki ben dedi bir kadroyla gelmek istiyorum. Bu kadro dediğim yani güvenlik, ekonomi ve demokrasi ve dünya ile ilişkileri kuracak bir kadro demek. Kadro demek. İşte akla gelenler Alev Hocan gibi mesela akla başta. Onlara isim yani vermesek bile yani o bir kadro ile gelecek. Yani şimdi mesela ben o kadroda bir tek şeyi çözemedim. Davutoğlu var mı yok mu o kadroda? Yok. Yok. Yani baktın yani Davutoğlu'nun pozisyonu gereğinde. Yok. Yani bu şeyde bir kadro var. Yani ikinci de diyor ki yani Erdoğan'ın gücünü ve oyun kurucu gücünü bildiği için yani orada da yani eğer siz çok böyle matematiksel bakarak yaklaşırsanız ben de Gül olsam şey derim yani ne kadar fazla çünkü Erdoğan'ı yenmek kolay değil. Bir AK Parti. Ben Erdoğan'la tek başıma kavga edemem. Evet yani belki de hani Gül, Meral Ak falan yani orada çünkü AK Parti'nin oylarının da üzerine çıkmış bir lider var. Yani işte hatırlarsınız 7 Haziran seçimleri sonra 15'te falan. O yüzden de bu hamleleri yaptı. Yani tabii eleştirilir. Yani hiçbir zaman elini tam taşın altına koymadı. Şudur budur ama bence burada esas yani muhalefetin adayını çıkartamaması. Yani akılcı bir hamle miydi Abdullah Gül'ün mesela Bayrak açısından? Denemesi ya da. O bence Gül sadece Gül değildi yani. Gül ve Meral Akşener. Yani tek başına Sayın Gül yetmeyebilir. Tek başına o ikisinin birlikteliği ama ben yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ana muhalefet partisinin liderinin yahut da adayının çok daha önceden belirli bu oyunun kurulmasını isterdim. Fakat burada şöyle bir provokatif noktayla bitireyim. Bence 3 tane önemli seçimimiz var. Bunlardan 2 tanesi 24 Haziran'da yapılacak. Üçüncüsü gelecek yıl Mart'ta yapılacak. Yerel seçim. Evet şimdi burada esasında belki de seçime kadar olan noktada giderek şöyle bir şeye gelebiliriz. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olacak. Yani Sayın Erdoğan'ın artık bu Gül yani işte bence CHP'de hangi aday olursa olsun belki 24 Haziran'ı da o yüzden ben hayırlı gördüm. Zaten akıl olarak baktığınız zaman Türkiye'nin içinden geçtiği koşullar, bütün bu adaylar falan işte Erdoğan'la Meral Akşener yani Sayın Erdoğan'la Sayın Akşener arasında bir şey gidip gelecekti. İşte burada güvenlik temelinde baktığımız zaman söyleyebiliriz. Evet. Devlet temelinde baktığımız zaman falan söyleyebiliriz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun son konuşmalarında hep referans olan bu 301. Bence parlamento seçimi yani o gün yapılacak ve 600 milletvekili yarısı 300. Parlamento seçimi de giderekten Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli oldu. Önemli oldu. Şimdi ve galiba orada bir tek başına iktidar söz konusu görünmüyor şu an için. Ama işte öyle olursa bu yani biz Gül'den daha çok 24 Haziran'ı konuşmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir tablo olabilir. Erdoğan Cumhurbaşkanı ama parlamentoda partisi çoğunluk değil. Evet, şimdi öyle olmazsa bu sefer ki zaten Mart mevcut verilere baktığı zaman, anket verilerine baktığı zaman Cumhur bloku çoğunluğu alsa bile AK Parti ve çoğunluk alamıyormuş gibi bir hal var. Ama işte o zaman Mart yerel seçimleri çok önemli olur. İşte orada 16 Nisan'ın ikinci yarısı yahut da ikinci maçı oynanır. Çünkü yerel seçim demek yani bu şey gibi olur. Fenerbahçe Beşiktaş maçı gibi olur. Yani bu maç yarıda kalacak. Ama, öbür maç mı olur? Ama orada sorun şu. Yani bu sistemi de anlatırken hep onu diyorduk. Bu sağlıklı bir şey olur. Fakat sistemi benimsemiş bir muhalefet açısından sağlıklı olur. Ama şöyle de olur. Bence tam öyle olur mu bilemiyorum ama şimdi şu var. Bence bu son dönemlerde belki biz Gül'ün yani hakkını yemeyelim derken olurmuş. Bu girişi o yüzden yaptım. Belki de bu 15 milletvekili İYİ Parti'nin girmesi bunların hepsinin ya da ondan sonra Gül'ün işte adaylığının bitmesi falan bence belki de bu 24 Haziran seçimlerinin esas odak noktası yani kritik anlamda tırnak içinde bir siyaset bilimci olarak söyleyebilirim parlamento seçimleri olacak bence de ve bir de giderekten de
tekrar yani başa gelirsem o zaman Erdoğan'ın bütün hamlelerini de görebiliyorsunuz. Çünkü orada kazanması için hakikaten AK Parti'yi bu metal yorgunluğunu alması lazım. Orada kazanması için hakikaten değil mi? Tabii, yani tabii. Bu Ahmet Davutoğlu'lar şeyler falan yani bu tür hamleleri yapması lazım. O yüzden şimdi bir Cumhurbaşkanlığını isteyen, bu sistemi isteyen fakat bunu isterken kafasında bir sistem olduğu için parlamentoyu muhakkak kazanmak isteyen bir Cumhur İttifakı ama Sayın Erdoğan var, aday. Öbür tarafta işte belki size referans onu söyleyebilirim, bir belirsizlik var. Mesela Meral Akşener Hanım başından itibaren başkan adayı ama parlamentoyla ilgili çok fazla bir şey yapamıyoruz, duyamıyoruz. CHP belki de odaklanmasını parlamento üzerine oynuyor. Şu anda öyle görünüyor. HDP de o anlamda o giderekten kilit parti gibi olabilir. Çünkü iki kilit parti oluyor dedim. Biri HDP, biri MHP. Evet. Çünkü eğer parlamento önemli olmaya başlarsa biraz evvel söylemiş olduğum bu kimliklerle seçim gri noktada yani son araştırmalarda yani gösteriyor ki sanki Türk halkı öyle bir şey hazırlıyormuş gibi geliyor. Yani HDP'nin oyları %10'un aşağısında düşmediği durumda o zaman işte HDP Sayın Demirtaş başka orada mesela bence 16 Nisan'a geri dönersek ve Kürt seçmeninin bir kısmı hayır derken öbür kısmı Erdoğan'a mesajla bu olayı çöz noktasında da mesajlar yollamışsa o zaman Kürt seçmeninin de kilit noktaya gittiği bir şey. Ben şunu demek istiyorum. Yani bütün bu hamlelerin sonucunda belki Sayın Gül ne yaptı ne yapmadıdan ziyade bütün bu kronolojik baktığımız zaman Sayın Erdoğan hamleleri, muhalefetin o adaysızlığı fakat bir noktada da giderekten de seçimlerde hiç kimsenin aklına gelmeyen parlamento seçimlerinin en az başkanlık seçimi kadar tabii, çok önemli olduğu bir noktaya geldi. Bu tabii İyi Parti'nin içeri alınmasıyla ve sıfır barajda ittifaklarla oldu. Yani Cumhur İttifakı yapılırken ve AK Parti MHP ittifakı şimdi galiba bir de Demokrasi İttifakı evet. Henüz daha açıklanmadı ama galiba ama bu o, daha ama başkanlıktan gerçek. Daha çok parlamento için. Tabii. Tamamen parlamento için. Tabii tabii. İşte o zaman 80 milletvekili daha fazla çıkarmanın hesabı yapılıyor. Oyunu kurduğunuz zaman oyunu sadece başkanlık değil parlamento yani 24 Haziran iki boyutlu önemli oluyor. İkinci boyutlu şeyde evet, de Cumhurbaşkanı Erdoğan buna hep işaret ediyor. Evet, evet. Yani orada bir oyun kurucu var. Tabii çok önemli olduğu. O anlamda da buna karşı hamleler var. Bence de muhalefet şeyi yaptı. Yani muhalefet de şöyle düşünüyor olabilir. Yani başkanlıkta Sayın Erdoğan yenemeyebiliriz ama evet, parlamentoda işimiz daha kolay olabilir evet, diye bakıyorlar. Türk halkı da buna Sayın Erdoğan'a al kardeşim sen yetkilerini al madem bu kadar iddialısın ama seni ben bu parlamentoya biraz denetleyeceğim diye diyebilir. Sayın Erdoğan'ın böyle okuması da belki de 24 Haziran'da niye seçim yapıldığını peki onu da Murat Hocam'la konuşayım. Hocam bu 24 Haziran'a giderken biliyorsunuz Ağustos dedi şey Devlet Bahçeli Erdoğan'ın aklından geçen ve AK Parti'nin aklından geçen genelde sanki Kasım Masım gibiydi. Fakat beklenti Kasım'da olur derken pat erkene çekildi. Buradaki Erdoğan'ın bu hamleyi yapmasının yani bir anlamda hani baskın seçim tarzına dönmesinin nedeni Abdullah Gül'ün hazırlanamaması gibi siyasi riskleri bertaraf etmek miydi? Yoksa ilk baş söylendiği gibi Türkiye'nin ekonomik risklerini mi daha çok hangi şeyle öne çekti ve bu ne kadar başarılı oldu bu strateji öne çekme stratejisi? Evet. Şimdi zaten bu her ikisi birlikte de olabilir. Çünkü burada bütün konuşmalar sonuç olarak Türkiye'nin önünde önemli problemler olduğu, bu problemlerin de ciddileştiği konusunda hemfikirler aslında. Tabii baskın seçim ne zaman yapılır? Eğer daha ileride yapacağınız zaman kazanma şansınızın daha az olacağını düşünüyorsanız o zaman erkene alırsınız seçimleri. Öte yandan tabii bir erken seçim düşüncesi zaten toplumda, kamuoyunda çok tartışılıyordu. Fakat bu herhalde bir şekilde düşünüldü iktidar partisi açısından. Fakat Devlet Bahçeli bunu gündeme getirdikten sonra da kimsenin de beklemediği bir şekilde beklenenden çok daha da erkene alındı. Yani
bir yerde tamam işte hafta sonu seçimi yapıyoruz artık iki ay içerisinde seçim yapmak gibi bir karar alındı. Bu da tabii muhalefeti mümkün olduğu kadar zayıf yakalamak düşüncesiyle. Hazırlıksız yakalamak gibi bir düşünceyle olmuş olabilir. Şimdi burada aslında tartışılması gereken tabii partilerin kendi hesaplarına yaptıkları bir takım mülahazalardan çok Türkiye'nin önünde ne var? Bu tartışmalardan da o çıkıyor. Şimdi bu önümüzdeki seçimlerde 24 Haziran'da aslında iki farklı teşhis bir yerde yarışacak. Şimdi güvenlik, ekonomi konusunda Türkiye'nin önünde çok önemli sorunlar var. Buna adaleti eklemek gerekiyor. Bir de bunun altında bu seçimde belki gündeme getirilmeyecek çok fazla. Özellikle iktidar tarafından gündeme getirilmeyecek ama devletin yeniden yapılandırılması, sistemin devletin yeniden yapılandırılması, büyük değişiklikler yapılması, yani yönetim tarzında devleti oluşturan kurumlar ve güç ilişkileri arasında önemli değişikliklere gidilmesinin gündeme geleceğini ben düşünüyorum. Bu gelecektir. Bu da var. Bunu bence aklımızda tutmamızda fayda var. Beka ben sorunu demem çünkü bu biraz aslında iktidar partisi açısından da çok doğru bir söylem değil aslında. Zor bir tabii çünkü o zaman tabii Türkiye gibi güçlü büyük bir ülke üstelik de birçok şeyin iyi gittiği söylenirken nasıl böyle bir duruma getirildi? Tabii iktidar partisi sorumlu olur bundan. Fakat ciddi sorunlar var. Bununla ilgili iki tane teşhis söz konusu. Yani bu teşhislerden bir tanesi zaten bu seçim kararı açıklanırken de iktidar partisi tarafından bizzat ifade edildi. Bu da nedir? Daha gücün, kararların daha da tek elde toplandığı, bu hızlı ve güçlü karar alma şeklinde ifade edildi. Kararların daha hızlı ve güçlü bir şekilde alınmasını sağlayabilecek bir yönetim tarzının bir an önce Türkiye'de oluşması. Şimdi buna karşılık muhalefet ise bu karşılaştığımız sorunların kaynağının Türkiye'deki demokrasi ve hukuk devleti problemlerinden tek adam rejimi olduğunu söylüyor. Evet, tek adam rejimi olduğunu söylüyor. Şimdi burada birinci teşhise, iktidarın teşhisine bakarsak aslında şimdi bunu bence bir önceki konuya da bağlayacağım ben birazdan. Birazdan bütün bu analizi yaparken onu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu birinci teşhise bakarsak aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar partisi bu iddiayı uzun süredir dillendiriyor. Yani son senelerde olmuş olan bir şey değil. Aslında bunu 2011 yılına kadar bile götürmek mümkün aslında biliyorsunuz. 2011 seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan Erdoğan ne demişti? Biz ustalık dönemine girdik. Farklı bir dönem olacak. Çırak dönemimiz bitti. Ustalık dönemine girdik demişti. Bundan sonra zaten Türkiye'de bir takım otoriterlik tartışmaları hız kazandı. Ondan önce de tabii bu tartışmalar vardı ama farklı bir mecraya girdi. Bundan sonra tabii 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması akabinde işte fiili bir durum ortaya çıktı. Buna göre bizim yönetim şeklinde değiştirmemiz lazım. Yani yasaların buna uyması lazım demesi. Ondan sonra Başbakan Davutoğlu'nun istifa etmek zorunda kalması. Şimdi bütün bunlarda ne oluyor? Dikkat ederseniz iktidar gücü, karar alma mekanizmaları gittikçe daha çok tepede toplanmaya başlıyor. Ve bütün bunlar o zaman da hep hızlı ve güçlü karar alma, kararları daha hızlı ve güçlü bir şekilde alma gerekçesiyle bu şekilde de uygulandı. Daha sonra da tabii 2016 referandumu bunun yeni bir basamak oldu bütün bunlarda. Şimdi bu açıdan baktığımız takdirde bütün bu süreç içerisinde Türkiye'de birçok şey kötüye gitti. Yani bütün bu gerekçelerle bu değişiklikler yapılmaya başlandığından beri Türkiye'de işte bahsettiğimiz güvenlik konusu, dış ilişkiler Türkiye'nin dünyadaki imajı, demokrasi sorunu, adalet sorunu, yargının bağımsızlığı ile ilgili çok ciddi endişelerin ortaya çıkması. Bunların hepsi kötüye gitti. Şimdi bu aşamada
iktidar ve daha çok aslında Cumhurbaşkanlığı diyebiliriz buna. Çünkü AK Parti'nin de konumu aslında gittikçe zayıfladı. Bu süreç içerisinde AK Parti bir parti olarak zayıfladı iktidar içerisinde. Ama Cumhurbaşkanlığı güçlendi bir iktidar odağı olarak. Şu ana kadar yeterince gücü toplayamadık, şu ana kadar yeterince bu değişiklikleri yapamadık. Biraz daha gücü toplamak istiyoruz, biraz daha güçlü ve hızlı karar yapmak için bu daha önce yaptığımız değişikliklerin biraz daha fazlasını yapacağız ve bu sefer olacak. Ve bu sefer her şey iyi olacak şeklinde bir iddiayı getiriyor. Şimdi bunun karşılığında da tabii muhalefeti birleştiren, yani referandumda da aslında hayır oyuna yol açan konu ise Türkiye'de tabii gittikçe daha çok insanın hayır bu aslında bir geriye gidiştir. Yani bu Türkiye için hayırlı bir şey değildir düşüncesi ve teşhisi. Şimdi bu bağlamda biraz önceki tartışmaya geri döndüğümüz takdirde, yani Sayın işte Abdullah Gül neden işte aday olmadı şu aşamada, bütün bunları bu analizden, bu çerçeveden, çerçevenin dışında aslında düşünmek mümkün değil açıkçası. Ben de katılıyorum öncelikle, bana da burada Abdullah Gül oyunun dışına çıkmış gibi gelmedi. Burada bir açıklama yapmadı, şu anda aday olmadığını söyledi. Fakat bir teşhis de kendine göre burada koydu. Ben siyasetten artık uzağım da demedi. Evet, böyle bir şey de söylemedi. Şimdi burada bu yaptığı açıklamayı da aslında tabii bu benim bu söylediğim... Türkiye'nin geldiği noktadan sorumluluklarım var dedi. Sorumluluklarım var dedi. Şimdi şöyle, şimdi bu tabii çok da kolay anlaşılabilen bir, anlaşılabilecek bir açıklama da değil. Şimdi öncelikle tabii bu açıklamayı anlayabilmek için işte yalanlanmamış olan Abdullah Gül'e, İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yapmış olduğu ziyaret, bu yalanlanmadı, böyle bir ziyaret söz konusu. Bu ziyaretten bağımsız bir şekilde konuşamayız. Şimdi bu ziyarette ne söylendi, yani burada tabii öncelikle antidemokratik bir müdahale söz konusu. Yani ne söylendiğini bilmiyoruz tabii ama seçim öncesi... Nesi antidemokratik bu? Şimdi Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin Başkanı. Yani bunu hani... Aslında bu soruyu sormak durumunda kalmamız bizim ülke olarak ne noktaya geldiğimizi gösteriyor. Yani bu soruyu şu anda aslında belki kamuoyunda, medyada, basında en çok tartışılması gereken, tartışılıyor olması beklenecek olan şeylerden bir tanesidir bu. Fakat dikkat ederseniz muhalefetin tabii bu yönde çok büyük çabaları oldu. Oluyor, olmaya da devam ediyor. Fakat bu tartışmadığını görüyor. Bu aslında Türkiye'nin işte nereye geldiğini gösteriyor. Ve muhalefetin de ortak olarak ideolojik farklılıklarına rağmen itiraz ettiği şey de aslında bu. Yani bu ülkenin bu gelmiş olduğu bu nokta Türkiye için otoriter bir yönetim tarzının ortaya çıkması Türkiye için iyi bir şey değil. Türkiye'yi geri götüren bir şey. Bu bağlamda da muhalefetin, işte farklı renkleri olan muhalefetin bu temelde, yani bir demokrasi ve hukuk devleti arayışı içerisinde bir ortaklık yapmaya çalışması Türkiye için de çok iyi bir şey. Yani çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan şey zaten gerginliğin ortadan kalkması, ülkenin normalleşmesi, demokrasi konusunda kaygıların olmaması, adalet konusunda kaygıların olmaması, kuvvetler ayrılığı konusunda kaygıların olmaması, bütün kurumların kendi işine yoğunlaşması ve o işini de iyi bir şekilde yapması. Aslında güçlü ve hızlı karar almayı da ve Türkiye'nin doğru kararları almasını sağlayacak olan şeyin de aslında bu olduğunu görüyoruz. Çünkü bu anlamda, gerçek anlamda güçlü ülkelere baktığımız takdirde de onlar da bunların olduğunu görüyoruz. Yani bir devlette kuvvetler ayrılığı olması, işte yargının, Merkez Bankası'nın, işte silahlı kuvvetlerin, işte dışişleri, bunların hepsinin kendi işlerini yapmaları, yasamanın tabii en önemli mesele de tabii yasama ve yürütme arasındaki yetkili sınırlarının belli olması, her ikisinin de kendi işini iyi bir şekilde yapması, doğru bir şekilde yapması, Türkiye gibi büyük, karmaşık, İşte orta gelir tuzağını aşmaya çalışan, gelişmiş ülkeler arasına katılmaya çalışan, ülkesi, bölgesinde önemli bir, kilit bir rol oynamaya çalışan, bu bağlamda da çok taraflı ilişkiler geliştirmeye çalışan, bölgesindeki güvenlik
sorunlarına karşı güçlü, caydırıcı bir konumda olmak isteyen bir ülkenin böyle olması gerekiyor. Bu şekilde bunu başarabilir diye düşünüyorum. Şimdi burada da muhalefet tabii bir ve ben şunu da bu arada söylemiş olayım, yani söylemek belki mümkün. Belki aslında bu yönetim tarzı Cumhurbaşkanı Erdoğan için de çok iyi bir şey değil. Yani bu herhangi bir lider aslında, herhangi bir lider, yani muhalefetin de bir adayı seçilse, muhalefetin lideri de Cumhurbaşkanı olsa, böyle bir yönetim tarzı içerisinde mutlaka kontrol edemeyeceği kararlar alınmasıyla karşılaşacaktır. Ve istediği kararları alamayacaktır, istediği politikaları oluşturamayacaktır. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemlerdeki müdahalelerini de biraz düşünürsek, aslında bunun emarelerini görüyoruz. Çünkü hep nasıl bir tepki verdi son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan? Mesela belediye başkanlarından şikayet etti. Dedi ben sizi iş yapma biçiminizi onaylamıyorum dedi, onları görevden aldı. Şimdi tabii antidemokratik. Fakat bunun arkasında motivasyonu bakınca böyle. Kendi partisinden şikayet etti. Metal yorgunluğundan bahsetti. Dolayısıyla bürokrasiden şikayet etti. Görevden alma olmadı. İstifa ettiler. Şimdi istifa ettirildiler. Evet, istifa ettiler. Evet. Bu yaşar bir alemsiz. Kültürümüzün güzel bir şeyi, buna gülebiliyoruz tabii ki. Gayet evet. Ne olursa olsun konuşmaya devam etmek lazım. Şimdi evet, yani burada işte zaten bütün de bu şeyi görüyoruz, işte bu emareleri aslında görüyoruz. Yani bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında görüyor, bu problemlerle karşılaşıyor. Dolayısıyla burada bir sistem sorunu söz konusu. Yani bir sistem sorunuyla biz karşı karşıyayız ve buna karşılık da iki tane teşhis var. Burada bu teşhisi, iki teşhisi tartışmak gerekiyor. Ben muhalefet açısından baktığımız Abdullah Gül tartışmasında muhalefet açısından da, daha doğrusu benim için önemli olan Türkiye açısından, yani Türkiye açısından önemli, iyi olan şeyin Abdullah Gül'ün ilk turda Saadet Partisi'nden veya başka bir şekilde aday olması, düşüncelerini, kendini ifade etmesi, anlatması, teşhislerini ortaya koyması, bu bağlamda biraz önce bahsettiğimiz belki Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin de var olan, kendisiyle ilgili olan soru işareti ortadan kaldırması. Belki ortadan kaldıracaktı, belki kaldıramayacaktı, belki kaldırabilecekti. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten muhalefet de bu noktaya geldi. Çünkü özellikle parlamento seçimleri ayrı, fakat Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turda bütün partilerin kendi adaylarını çıkarmaları, yani kendi... Bu daha doğru bir şey değil mi aslında? Daha doğru. Çünkü bu... Dünyada böyle olmuyor böyle sistemlerde. Evet, evet. Çünkü yani Fransa'da böyle oluyor. En çok, çünkü seçmenlerini bu şekilde, en çok seçmeni bu şekilde mobilize edebilirler. Ne kadar çok seçmen oy verirse önümüzdeki... İkinci dura kalma şansı oylar fazla artıyor bir de. Artacak, evet. Peki, yine bir ara vereceğim. Sonra diğer adaylara şöyle bir kuş bakışı bakıp konuşup geçeceğiz değerli izleyiciler. Çünkü iki saatlik bir süremiz var. Onun da hemen hemen bir saat 20 dakikası tükettik. Bir reklam, sonra devam. Evet değerli, programın son bölümüne girdik. İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesinin yaratacağı akademik sakıncaları az sonra değerli profesörlerle konuşacağız. Ama ondan önce diğer adaylara, açıklanan adaylara şöyle bir göz gezdirmek lazım. Temel Karoğlu, Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener'in adaylıkları açıklanmış vaziyette. Cumhuriyet Halk Partisi adayı ise büyük ihtimalle Cuma günü açıklanacak. Nihal Bengüz Okaracak, ne diyorsun bu üç aday konusundaki fikirlerinle ve sana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideal adayı bu noktadan sonra merkez sağdan oy alabilecek biri mi, yoksa tamamen CHP kökenli, %100 CHP'li biri mi? Şimdi bana göre iyi olan şeyini, hani bilmiyorum, hani CHP kendisinin tavanını iyi tanıyor. İşte eğer ortak aday sunma ve sağdan oy alabilme, muhafazakardan, yani özgürlükçü demokrat muhafazakarlardan oy alabilme noktasındaki düşüncede aslında CHP'nin bir kısmının aklının yattığı bu Gül seçeneği kendileri için, daha doğrusu o blok için iyi, yani rasyonel bir seçenek gibiydi. Kendilerini bir yere taşıma açısından. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü hani evet, genel bir görüş var. Yani ilk tura her parti kendi adayıyla giderse daha çok yaparız. Evet. Ama ben hani ona çok fazla katılmıyorum. Hani Ekmelettin İhsanoğlu örneği üzerinden öyle bir yere gidiliyor ama Ekmelettin İhsanoğlu çok az tanınan, hani çok da sempatizanı fazla sayıda olmayan
daha önce yani halkın önüne çıkardıklarında yani o profille ilgili hiçbir tanıtım olmadan halkın önüne çıkardılar ve biraz ite kaka oldu vesaire. Hani o örnek üzerinden gidilmesi bana çok doğru gelmiyor. Çünkü şöyle bir Türkiye var bugün. Bir tarafta Cumhur İttifakı var. MHP, AK Parti. Yani gayet de devletin bekası şeklindeki bir ana tema üzerinden geçmiş bütün sıkıntılarını aştılar. Daha önce birbirlerine söylemedikleri laf kalmamıştı ama bir hikayeyi oturtturdular ittifaklarını. Ve onun üzerinden gayet de iyi bir rüzgar estiriyorlar. Hı hı. Bir tarafta da hani Türkiye ikiye bölündü şey doğru değil çünkü bir taraf blok bölünürken diğer taraf çok parçalı bölünüyor. Ve bu çok parçalı adaylar diğer bloktan oy çekemeyecekler ilk turda. Birbirlerinden yiyecekler. Yani aynı havuzda oradan oraya kayacak. Yani aynı süre aynı suyunu evet, farklı bardaklara boşaltılır. Evet aynı süre aynı suyu bardaklara boşaltılır. Tekrar bir araya gelecek gibi görüyorum ben. Hı-hı. Eğer dediğiniz olsaydı yani mesela... Yani oradan, Abdullah Gül öbür taraftan çalabilir diyorsun. Olabilirdi yani ortak aday daha doğrusu. Hı-hı. Çatı aday fikri belirdiği gün itibariyle. Hani kim o şeyi çok önemli değil. Hani kendini çıkıp anlatacak... Hani daha önceki yani şey farkları, ideolojik ve siyasi kimlik farklarını bir tarafa bırakalım. Bizim temel ana sıkıntılarımız bunlardır. Bu asgari önceliklerde birleşelim deyip o rüzgarı yakalayabilecek herhangi bir ortak adayın Cumhur İttifakı karşısında şansı olabilirdi. Bu pardon şey de yani şeydi. Şöyle düşünülebilir tabii ki yani birkaç tane ortak aday olma özelliklerine sahip birkaç aday da yarıştığı zaman onlar da karşı taraftan oy alabilirler yani ikna edebilirler. Ama işte bir bu, de şey burada var, şöyle oy vermeyecek bir, seçmenleri burada ikna şöyle bir şey var. Hani ortak aday olsun ama CHP'li olsun gibi bir diretmenin mantığı olsa bile CHP'li biri tabii ki bunu inanacaktır. Aksi takdirde partili olmaz yani. Ama bunun sosyolojide bir karşılığı yok. Olmayacak yani. Bana göre ilk turda bu şartlarda ortak aday fikri çöktüyse yani CHP tabii CHP, şeyde Meral Akşener de var başka ayrıca CHP'nin kimin yani, hangi kimi aday yapacağını bilmiyoruz o evet, anlamda. Evet tabii söyleyeyim. İkinci tura yine kalabilir mi? Kalabilir ama hani büyük ihtimalle ben ilk turda Cumhur İttifakı alabilir fikrine daha yakınım. Onu söyleyeyim. Alabilir yani. Parlamentoyu? Parlamentoda ise şimdi bu ilk seçim hani insanların Cumhurbaşkanlığını Erdoğan'a verelim. Ama parlamentoyu da onu denetleyecek şekilde oluşturalım fikrinde ne kadar bir araya gelebileceklerine dair benim şüphem var. Hı hı. Çünkü biz hani İstanbul'da Ankara'da oturan bir ama grup... Ama bu oldu biliyorsun yani genel seçimde birine, yerel seçimde birine verdikleri ve sandıktan çok başka iki sorunun çıktığı... Ama genel seçimle yerel seçim arasında o doğru öyle yapıyorlar. Çünkü yerel seçimde tanıdığı adama oy vermek istiyor. Sandığın aynı beraber konduğu zamanlarda da oldu. 94'te galiba. Evet. DSP ve burada, Fazilet Partisi. Şimdi şöyle bir şey var. Bu tabii ki buna ilişkin Cumhur İttifakı'nın hamleleriyle de. Yani seçmen Türkiye'de fazla küçümseniyor. Yani sanki çok akılsızmış gibi ama tam aksine seçmen son derece uyumlu kişilerimi biliyor. Neden 16 Nisan'da evet nasıl alındı? Koalisyonlar döneminde son yürütme yasam arasındaki ikilik, iki başlılık, çok başlılık çok zarar veriyor ülkeye diyerek. Ama zaten şu anda baktığınız zaman ittifaklarda halk tarafından bir nevi koalisyon gibi görünüyor. Yani Cumhur İttifakı dediğin sonuçta parlamentoda bir koalisyon demektir. Tamam yürütmede bir koalisyon olmayacak ama yasamada bir koalisyon ihtiyacı ortaya çıkıyor zaten. Ama işte bunu Cumhur İttifakı nasıl tanımlıyor ve nasıl bir duyguyu geçiriyor ona bakmak lazım. Cumhur İttifakı bunu promote ederken, lanse ederken buna kesinlikle koalisyona benzetmiyor. Onu diyor ki şeffaf olarak biz seçimden önce bir araya geliyoruz. Ama seçimden öncesi için evet ama seçimden sonrası için bir koalisyondur bu. Seçimden sonra yapılan koalisyonlara yasal düzenlemelerde hala iki partinin birbirini ikna etme süreci olacak mı? Bu da çok açık bir koalisyon demek yani. Ya doğru. Yasama tarafında. Kötü değil, çok iyi bir şey. Kötü bir şey değil, muazzam iyi bir şey. Ama böyle oldu. Orada şöyle ama bir ayrım nasıl var. Nasıl yansıtacak? Buna nasıl, yani kim tezine taraftar toplayabilecek? Kim tezini müşteri toplayabilecek? Önemli olan kısım o açıkçası. Hani seçim sonucunu yani sonuçta kim olursa açısından. Olsun Cumhurbaşkanı parlamentoda bir başka partiyle uzlaşma ihtiyacı olacak ki bu Türkiye'nin uzlaşma kültürü. Ama işte o yüzden herhalde biz yani... Sistemin getirdiği bir avantaj o. Avantaj tabii. Avantaj tabii ki. Bir de, yani denetim hatta bu denetimin daha iyi yapılması... Peki Temel Bey mesela çalamaz mı AK Parti'den oyu? Yasamanın bu denetimi daha yapabilmesi açısından siyasi partiler yasası da değişsin falan demiştik yani. Evet. Onları da önermiştik. Şimdi onlar da değişmediğine göre halkın sandığa
bilinçli gitmesi ihtimalinde. Hani onu oraya vereyim, bunu buraya vereyim. Ama şunu da düşünelim. Yani halk dediğimiz bir insan, tek bir insandan oluşmuyor. Yani bir elimle buraya vereyim, bir elimle buraya vereyim diye bakmıyor. Yani herkes aslında ama şeyde tek var. Başına sevdiği partiye oy verme üzerinden şekilleniyor iradeleri. Ama bir Fatih Bey'in söylediği gibi seçmen her zaman rasyonel ve çıkar temelli veriyor. Yani bilinçli veriyor oylarını Türkiye'de. Hem de ikincisi esasında Cumhur İttifakı ama Cumhur İttifakı başkanlık üzerine kurulan bir ittifak ve bu anlamda da esasında AK Parti ile MHP'yi parlamentoda, daha doğrusu MHP'yi parlamentoya çekmek için olan ben bir şey. Ben açıkçası şey söyleyeyim, bak tanıdığım profillerden yola çıkıyorum. İnsanların nabzını tutuyorum. Hani hepimiz bunu yapıyoruz ama ben hani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verip parlamento seçiminde o dörtlü ittifak ya da beşli ittifaka oy vererek klasik AK Parti seçmeni, klasik o çekirdek seçmen o noktada o yapmaz değil. Onu, o yapmaz. Yok öyle yani, değil. Hayır. Ama eğer bu şey olursa, seçim ittifakı olursa, ben mesela AK Parti'den ve Sayın Erdoğan'dan bugünden itibaren parlamento seçimleriyle ilgili hamleler bekliyorum. Çünkü bunun bir matematiği var. Yani Cumhur İttifakı'nın Erdoğan faktörüyle başkanlıkta alacağı oy ile parlamentoda alacağı oy aynı değil. Ya mesela Sayın Demirtaş'ın alacağı oyla HDP'nin alacağı oy muhakkak ki farklı olacaktır. Şimdi o yüzden de burada eğer İYİ Parti, CHP, Saadet sıfırlı girerlerse, HDP'ye girerse burada o zaman hangi dağılım ilde tabii, dağılımla ilgili şeyler. O yüzden de bence daha çok Sayın Erdoğan odağı bundan sonra parlamentoya olacaktır. Tabii, çünkü onunla ilgili çalışmalar da başladı. Mesela evet, 301 oyunu gibi bir ifade kullanılıyor. Evet. Ama orada aslında bu bir oyun değil. Bu yeni sistemin bir oyun değil. Oyun anayasal bir oyun. Yani sadece, tabii bu, sadece iktidar değil, muhalefet de referandum avantaj sürecinde bunu böyle evet izah ediyorduk. Diyorduk evet, ki aynen, 50+1 demek çok güçlü bir ittifak demek aslında. Zihni, fikri, gönül pencerelerinizi açacaksınız. Her kesimden, her yöreden oy alabilme becerisi demek. Dolayısıyla bu siyasette dili esnetecek, fikri derinleştirecek, konsolide edecek siyasi partileri ve siyasi düşünceleri ve aynı zamanda da uzlaşma açısından da bir fırsat doğacak. Bunu böyle diyorduk ve sistem bunu gerekli kılıyor aslında. Ama işte o iki başlılık şimdi eleştirisi o kadar hani çok tekrarlandı ve halk tarafından evet, satın doğru aldı ki eğer doğru o satın alma biçimsel ve nitelikli olarak hala devam ediyorsa insanlar sonuçta bunu şey yapmayacaklar. Hani oyum Erdoğan'a, şimdi Cumhur İttifakı'na hani AK Parti'ye ya da MHP'ye şöyle, şu anda şeklinde yani oy kullanma eğiliminin daha fazla olacağını düşünüyorum bu seçimde. Cumhur İttifakı'nın yalnız isminden başlayarak felsefesine baktığımız zaman aslında buna oturmuyor. Yani oradaki dünyadaki örneklere baktığımızda da aslında çok nadiren işleyen mantık, yani 50+1'e işte başkanlık sisteminde başkanın 50+1 oy alması gerektiği için birleştirici bir başkan ortaya çıkacak. Bu çok nadiren ortaya çıkıyor dünyada. Bir defa onu bir kenara koyalım. Bunu referandum öncesi de söylemiştik. Fakat o mantık üzerinden gitsek bile, şimdi Cumhur İttifakı isminden başlayarak ve kullanılan söylem üzerinden gittiğimizde bir birleştirici, uzlaştırıcı, karşı tarafa da ulaşmaya çalışan, kucaklamaya çalışan birleştirici bir politika ve strateji görmüyoruz açıkçası. Tam tersine. Çünkü MHP ile dahil ederek, yani MHP hayır, ile bunun sadece MHP ile olup olmadığını engelleri kaldırdığını düşünüyorum. Hayır, ama şöyle düşün, ama aslında ki buradaki bir mantık aslında o değil. Evet, kazanma mantıklı üzerine kurulu bir mantık değil. Aslında bak, birleştirici bir başka. Ama bak, halbuki tam düşünün tersine toplumun bir başka kesimini bu iki parti birbirine düşünün oldukça sert bir siyasi dili tercih eden iki siyasi parti. En sert parti. Başlı başına bunların bir araya gelme becerisini göstermiş olması bile bu sistemin bu uzlaşma zeminine bir katkıdır. Böyle bakın. Ama ilkeleri ben göremiyorum açıkçası. Yani burada ilkeleri, daha çok ilkeleri, eğer demokrasi üzerinden bir araya gelebilselerdi bir demokrasi referansları üzerinden bu olumlu olarak görülüyor. Evet, bir de referansları 15 Temmuz oldu ve o yeni kapı buluşması oldu. Ama 15 Temmuz da zaten muhalefetin de karşı MHP'de şunu söyleyecek. Devleti yani yeniden yapılandırmada yani AK Parti'nin acemiliklerine karşı biz devlet birikim ve tecrübemizi devreye soktuk diyorlar. Yani Murat Bey'in söyledikleri olması gereken de doğru ama bakın reel olarak baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nda başkanlıkta parlamento orada biraz ayrılabilir. Son bütün seçimlere bakın. Yani Brexit, arkasından Trump, arkasından Rusya, arkasından Macaristan ve diğer yerlere baktığınız zaman giderek artan bir şekilde burada liderlerin öne çıktığını,
güvenlik ve ekonomik kaygıların ön plana çıktığını, halkın da bunu istediğini, demokrasinin biraz geriye gittiğini görüyoruz. O yüzden Cumhur İttifakı bence beka derken, güvenlik derken, ekonomi derken, biz burada hızlı karar almamız gerekir derken esasında hem dünyanın hem de halkın nabzını şey yapıyor. Yani orada şöyle bir fark yani, olduğunu söylemek gerekiyor. Yani... Dünyadaki trend bu. Yani bugünün dünyası ekonomik milliyetçilik ve güvenliğin çok daha fazla öne çıktığı şey. Fakat buradaki Türkiye'yi ayıran nokta şu. Bu ittifak liderlik temelinde yapıldı. Liderlik çağındayız. Ve bu liderlerin hepsinde mesela Trump kendi partisinden daha farklı. Macron kendi partisinden daha farklı. Putin Macron kendi partisinden daha farklı. Tabii. Modi Hindistan'da kendi partisinden, Erdoğan kendi partisinden daha güçlü. O yüzden liderlik temelinde bunu veriyorlar ama Türkiye'nin farkı şu oldu. Parlamenter sistem içinde bu yere yani bu seçim yapıldığı zaman parlamenter seçim ve parlamento seçimi 600 milletvekili seçim şöyle daha önemli oldu. Çünkü tek seçim olsa MHP evet diyeceksiniz. Fakat parlamento olunca MHP'yi bir şekilde burada Cumhur İttifakı ile sokmanız gerekir dendiği zamandan itibaren diğer partilere de İyi Parti eğer şey yaparlarsa İyi Parti, CHP ve Saadet birlikte burada da HDP birlikte olursa o zaman bundan sonra tamamıyla olması gereken değil olan yani bunun seçimlerdeki oranlarına bakacağız. Yani hangi yerde bunlar hangi milletvekilini çıkaracaklar. O yüzden de ilginç bir şekilde bu 15 milletvekili arkasından antidemokratik işte yani o püskürtüldü Hüseyin Akar'la filan birlikte ama bundan itibaren bence odak noktası artık parlamentoda bu 300'ün üzerine çıkmasıdır. Çünkü eğer 300'ün üzerine çıkamaz ise Cumhurbaşkanını alsa bile bu sefer yasaları yapmak yani 18 madde olduğu için yasaları yapılması gerekiyor. O yasaları yapmakla ilgili bir başkan burada. Ama karname etkisi var. Araba işte o zaman ama üstünde değil ama. Ama değil, yok, değil. İşte o yüzden de bence ama meclisi bloke etmeyi başaracak bir çoğunluğa sahipsek karname. Ben bence bütün bu dünyanın gidişatında ve Türkiye'nin de bu dünya içindeki gidişatında ki Türkiye'nin özelinde bir de Suriye, Irak, FETÖ bu tür sorunlar var. Bence burada işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın Akşener arası giderek de orada konsolide olacak bir başkanlık seçimi yaşayacağız. Yani benim burada çok ama önemli parlamenter... bir itirazım var orada bir şeyde bir girmek istiyorum. Yani burada şimdi katıldığım bir nokta dünyada genelde karizmatik liderlere, liderlerin güçlenmesi yönünde yani siyasal partilerin... Hatta zayıfladığı, devreden çıktığı karizmatik evet. Liderlere doğru. 1920'lerdeki ekonomik bolumun ardından oluşan dünyanın evet. Benzeri bir dünya şimdi oluşuyor. Biraz daha şimdi 20'ler de. Dersek de o zaman zaten çok daha çok hassas bir noktaya getirmiş oluyoruz tartışmayı. Şimdi bu böyle bir genel böyle bir trend var ama şimdi biraz önce Fuat Bey'in de verdiği örneklerde şimdi Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, şimdi bir de Rusya dediğimiz zaman şimdi burada ayrı bir hikaye de var. Tek bir hikaye sadece güçlü lider, güvenliğe vurgu yapan güçlü liderin seçilmesi meselesi değil. Bu bağlamda ben bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de kısa süre önce Rusya'da seçimler yapıldı. Şimdi çok ilginç ben ona dikkat ettim. Yani Habertürk'te dahil olmak üzere medya bunu şu şekilde verdi. Yani sanki işte Fransa'daki seçimlere gitmiş bakıyorsunuz. İşte kampanya yapıldı, seçim yapıldı, işte Sayın Putin de seçildi, işte 5 sene daha ülkeyi yönetecek. Şimdi Rusya'daki seçimler gerçek seçimler değil. Rusya'daki seçimler dünyada demokratik seçimler olarak kabul edilmiyor. Şimdi eğer Türkiye'de örneğin, şimdi Rusya bu anlamda orada seçimlerin sonucunun önceden belli olduğu, gerçek bir yarışın olmadığı seçimler. Doğru ama bütün seçimleri... Masanın üzerine koyduğumuz zaman dünyada böyle size katılıyorum orada liderlerin ön plana çıktığı güvenlik ve ekonominin halk temelinde de çok ciddi endişeler yarattı. Ama sonuçlar çok farklı. Sonuçlar yok başkası yok şöyle, ama yani burada şimdi işte Macaristan'da da mesela dediler ki seçime katılma çok yüksek olursa Orban kazanamayabilir dediler. Hem seçime katılma yüksek oldu hem de daha fazla. 3'te 2'yi katlandı. Yani burada esaslı bir olması gereken ile
Yani demokrasinin olarak söyleyeyim. Mesela Macaristan'da da çok ciddi demokrasi reel anlamda yani, baktığım hani, evet, toplumun büyük bir kesimi de bunu ben şunu şu kelde söylüyorum. Gazeteler kapanıyor, medyalar kararının üstüne tabii, şey oluyor. O şekilde yapılıyor. Demokrasi üzerine yani o liderler toplumlarını yönetirken çok zorlanırlar. Mesela şöyle bir parantez açabiliriz. Sayın Gül'ün etkisi belki de seçimlerden sonra ortaya çıkacak. Çünkü ne olacak? Onun söylemiş olduğu, eğer siz Türkiye'yi birleştiremezseniz, Türkiye'deki kutuplaşmanın önüne geçemezseniz, Türkiye böyle bölünmüş halde olursa o zaman başkan olsanız bile yönetmekte çok zorlanabilirsiniz. Fakat bir ülkeyi yönetmek çok önemli olmakla birlikte biz bugün seçim konuşuyoruz. Yani seçimlendiği zaman matematik ve reel anlamda insanların oy vermesi. Bu oy vermeleri ve Türkiye'nin üzerine olan mesela Ipsos'un yapmış olduğu Türkiye'deki 2018-2019 beklentilerine baktığınız zaman bir güvenlik çıkıyor. İki ekonomi çıkıyor yani işsizlik şey temelinde. Üç de eğitim çıkıyor. Şimdi o yüzden de burada hukukun üstünlüğü yani keşke öyle olsa. Hukukun üstünlüğü, demokrasi yani o iki Türkiye'de esasında birdenbire... Ama bir sonra ihtiyacı piramidinin alt tarafında kaldığı için... Evet. Bu, şimdi bu son derece doğal tabii ki. Yani şimdi eğer... Şimdi o yüzden sorunu, de... Yani o yüzden güvenlik de... tabii ki ağır evet. basacaktır. Ama güvenlik sorunlarının altında ne yatıyor? Sonra Türkiye'de belki insanlar bunu demokrasi... Orada sizde hemfikirim. Ama yani sonuçta Abdullah Gül ve Meral Akşener isminin öne çıkmasının da bir nedeni oluyor. Çünkü burada esasında muhalefet de Sayın Kılıçdaroğlu hemen 16 Nisan'dan bir gün sonra 17 Nisan günü çıkıp şey deseydi güvenlik ve ekonomi temelinde de ya ben güvenlik, ekonomi ve demokrasiyi birleştireceğim ve burada ben liderim deseydi olabilirdi. Fakat bunu demedikten sonra bence yani Sayın Akşener ismi yani onun yorumunu yaptığımız zaman, analizini yaptığımız zaman işte 1990'lar işte bütün o İçişleri Bakanlıkları yani kısaca ikinci tura ikinci aday Meral Akşener olarak kalırsa hem HDP'li Kürtler hem muhafazakar Kürtler Akşener'e oy vermeme şeklinde bir eğilim içinde olabilirler. Evet ama yani Kürtler belki verebilir ama bence artık bugün yani Kürt kitlede Tayyip Erdoğan kardeşi kim var sonra veririz diyen de var. Baktığınız zaman. Ama birinci ben sizin söylediğiniz yani burada esasında bu son hamlelerle birlikte sanki birinci turda yani bu bir şey oldu. Başkanlıkta biraz yani ivme Erdoğan'a doğru kaydı. Fakat parlamenter seçimler giderek önem kazandı çünkü yani Türk usulü başkanlık deniyor ya da yürütme başkanlığı çünkü biz parlamenter sisteme dayalı bir anayasa varken 18 maddeyi değiştirip bunun için de yaptık. O yüzden de yani o 600 milletvekilinin eğer Erdoğan hem seçimi kazanır hem de parlamentoyu kazanırsa bir fonksiyonu olacak. Çünkü o zaman başkanlık sisteminin uygulamaya sokulması ile ilgili bir fonksiyonu olacak. Ama parlamento eğer 301'i yakalar ise bu sefer de Erdoğan'la parlamento arasında bir gerilim olup peki, oradan şöyle bir soru sorsak. O gerilimi özür dilerim. Bir iki dakika erteleyebilir miyiz? Şu reklam vermem gerekiyormuş. Evet, bir durayım. Tamam. Bizden sonraki programda birazcık sarkacağız. Geçen hafta da sarkmıştık zaten ama umumi arzu neydi. Bir kısa bir ara devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler. Birazcık önceki programdan süreç alıyoruz ama kusura bakmasınlar. Yaşar Hocam, ilk defa ben bir şey görüyorum. Bir tartışma var demin, onu kestim kusura bakmayın ama ilk defa bir şey görüyorum. AK Parti 16 yıl iktidarı boyunca hiçbir seçim döneminde geçmiş hükümetlerde rastladığımız, yani AK Parti'nin seçim yazdığımız seçim ekonomisi denen tarzda bir ekonomik uygulamaya, bir vaatler bütününe hiç yönelmemişti. Hep çok rahat gitti. Bütün 4 veya 5 yıllık dönemlerini zaten seçim hazırlık dönemi gibi gördü. Sosyal yardımlarını yaptı, sağlık politikalarında seçmeni hoşuna gidecek şeyler yaptı. Hep ilk kez bu seçimde AK Parti'nin bir seçim ekonomisi uyguladığını, bir seçim politikası uyguladığını görüyoruz. Peş peşe gelen imar affı dahil ve ki bunun özellikle Boğaziçi kısmı çok rahatsızlık yaratıcı boyutlarda. Diğer tarafı belki bir gereklilikti ama Boğaziçi açısından bakınca bir sıkıntı yaratan tarafı var. Emeklilere gayrim ikramiyesini CHP önerdiği zaman buna kaynak yok. Hayır, şimdi nereden çıkartıyorsunuz demişti AK Parti ama bunu şimdi kendi getirdi. Muhakkak kaynağında imar affıyla beraber yaratacaklarını söylüyorlar ama sonuç olarak burada bir tedirginlik mi söz konusu? Niçin böyle bir şey yapıyor ilk defa AK Parti?
Ben yani bu aradan önce de demiştim, bu seçimler her bakımdan son derece önemli. Bir kere yeni bir sistemin pratiği yaşanacak. Evet. Bugüne kadar hep teorik konuştuk. Şimdi bunun sosyolojide karşılığı ne olacak? Buna seçmen hangi eğilimleriyle cevap vermiş olacak? Yasamada ve yürütmedeki o birbirini denetleme mekanizmasının kendi doğallığı içinde gelişeceğini savlamıştık. Bu karşılığını bulabilecek mi? Bütün bunlar açısından bence hükümet de bunu çok iyi görüyor ve işi riske atmak istemiyor. Yani bu net cevap vermek gerekir. Durum budur. Bu noktada ben şunu da söylemek isterim. Şimdi bir Ekmelettin Bey örneği çok veriliyor ama mesela orada bir aday arayışı en azından ana muhalefet partisi açısından çok yadırgatıcı bir şey değildi. Çünkü o bir cumhurbaşkanlığı adayıydı. Şimdi biz yine cumhurbaşkanı adayı diyoruz ama sonuçta adına başkanlık demedik. Aslında hem başbakan hem cumhurbaşkanı. Evet, yani iktidar. İktidar yani Türkçesi bu. İktidara bir adaylık noktasındayız. İktidara talip miyiz, değil miyiz? Şimdi tabii burada şöyle bir ikircikli durum var. Bunun da bir netleşmesi gerekir. Seçmen neye göre bunu öne çıkartacak ya da seçimlere ilişkin pozisyon alan bütün paydaşlar açısından, ekonomi çevreleri vesaire. Yani biz iktidar olmaya değil, bu sistemi parlamentoda büyük bir çoğunluk elde etmeyi hedefleyerek, şimdi artık eski olmuş olacak, eskiye dönmüş, dönmek adına bunu yapacağız. Şimdi bu başka bir şey olacak. Yani bu başka bir dilin, başka bir iddianın aslında ortaya atılması olacak. O açıdan yani ben de Fuat Bey gibi düşünüyorum, Kılıçdaroğlu'nun öyle üzerinde çok kolayca düşünmeyip, canım sürekli biz bir aday arayışının olağanlığı içine bakıyoruz. Bu nasıl bir şeydir? Yani iktidar olmak gibi bir yola girmişsiniz. Ana muhalefet partisi, iktidara en yakın sizsiniz. Hipotetik olarak öyle, ana muhalefet. Dolayısıyla diyorsunuz ki herkesi kucaklayabilecek, tarifler yapıyorsunuz. Bu bizzat aslında kendi konumunu da zayıflatıyor. Şimdi peki buna şöyle bir örnekle cevap versem, evet, size ne dersiniz? Şimdi mesela diyelim ki bir gazete, evet, atıyorum Habertürk gazetesi. Evet. Habertürk gazetesinin bir sahibi var. Evet. Habertürk gazetesinin politikasını o sahibi belirliyor. Diyor ki bu gazete böyle bir gazete olacak. İçeriği de bu şekilde şekillenmesini istiyorum. Siyasi duruşu da böyle olacak diyerek o gazetenin patronu diyor ki böyle bir gazete. Ama o gazeteyi yönetmesi için toplumda karşılığı olan bir yayın yönetmeni atıyor. Diyor ki ben bunu yapıyorum ama bu gazeteyi de şimdi böyle bakamaz mıyız? Yani patron partinin lideri ama diyor ki bu partinin lideri olarak ben rotayı belirlerim parti olarak, siyasi görüş olarak. Fakat bu rotayı uygulamak için geminin sahibi benim ama kaptan olarak da bilmem kim atarım. Çünkü bunun kaptanlık becerileri geminin sahibinden daha üstün olabilir. Ben zaten kaptan olduğumu iddia etmiyorum diyemez mi? Olamaz mı? Bu hiçbir şey diyememezlik üzerine değil. Onun tercihi. Biz onu ona söyleyecek hiçbir sözümüz, hı-hı, yok. Tercihi onun. Evet, o yapabilir. Ama şunu da söylemeyecek miyiz? Sonuçta bu bir iktidar konusunda talip olup olmamaktır. Siz genel başkan olarak ben bütün herkesi kucaklayabilecek, sıraladığı bir başarı öyküsü dediği birçok kriter de var bu arada. Evet. Bütün bu kriterleri aslında siz bir anlamda kendinizde görmüyorsunuz anlamına gelir. Ben de bunu değerlendirmek durumundayım. Tabii ki de görüyorsunuz. Elbette hiç. Ben sadece bir dolayısıyla karşı görüş var. Ben şunu bir seçmen olarak iddialı bir muhalefet, iktidarın iyi yaptığı şeyleri de iyi diyebilen, bütün kötülüklerinde iyi dediği için güven veren bize, bak bu iyi diyebilen muhalefet, kötüyü de diyebildiği noktasında bunlar da hakikat payı yüksektir dedirtebilen, hı hı, ve dolayısıyla bir iktidar, kötüler arttıkça iktidarın yerine muhalefetin gelmiş olmasında bir seçmen olarak bizde hiçbir tedirginlik üretmeyeceği bir iklim. Benim beklentim budur. Hı hı. Ama şimdi bugüne kadar, şimdi bakıyoruz, kendisi talip olmuyor. Politika açısından bakıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dizi yakıcı problem var önümüzde. Bunları sadece sizin üretmenizden kaynaklandığı gibi bir tek boyuta indirgeyemezsiniz. Müthiş bir kaypak zemin var Suriye'de. Unuttuk Suriye'yi. Fırat'ın doğusunda şimdi Fransa'da konumlandı. Münbiç'te Amerikan askerleriyle Fransız askerleri birlikte cirit atıyor. İsrail parlamentosu başbakanına, savunma bakanına savaşa girme yetkisi verdi.
Yani Suriye'de aktörler de farklılaşıyor ve artıyor Türkiye'nin oradaki hassasiyetine karşı. Burada net mesela ne olacak? Nasıl bir tavır alacak? CHP iktidar oldu. Hı hı. Ben ona iktidar diye bakıyorum. Konuda bir söylemek istediğim birkaç şey. Ne yapacak? Evet. Yani Membiç'e geldi dayandı. Mehmetçik orada hala çıkmış değil. Bu harekat ne olacak? Amerika'yı bir türlü ikna edemiyorsunuz. Membiç Hareketi bildiğim kadarıyla Türkiye'de destek vermeyen bir siyasi parti yok. İşte ama yani Afrin'e girmeyin. ÖSO terör örgütüdür. PYD konusunda net bir duruş yani sergilenememesi. CHP'nin ya da başka partinin neden gerekeni yapamayacağını düşünüyorsunuz ki? Onun da kadrosu yani olacak. Şu çok yetenek şeyi. Yok, o anlamda demiyorum. Ben politikayı anlamak istiyorum. Burada bir müthiş muğlaklık var. Bugüne kadar bu muğlaklığı gördük ve üstelik de bana hiç güven vermedi. Yani herkesten önce atlayıp Afrin'e girme demenin politik bir manasını ben anlayabiliyorum. İkincisi, Türkiye bu FETÖ meselesinde bugüne kadar getirdiği bu mücadelede muhalefete de elbette çok büyük ihtiyacı vardı. Şimdi 15 Temmuz üzerinden biz bugüne kadar daha 23 Nisan resepsiyonda bile o ısrarı devam ediyor. Yani 15 Temmuz bir tiyatro. Ama yani, öyle bir iddia yok. Ben bu konuda bir şey söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir defa Cuma gününü beklemek lazım. Yani Cuma günü açıklayacaklar adaylarını. Fakat burada yapması gereken ve büyük bir ihtimalle yapacağı şeylerden bir tanesi de şu olacak. Sadece bir aday açıklamanın ötesinde bir kadro bir manifesto açıklama. Ve kadro. Manifesto ve kadro. Yani örneğin yardımcılar kim olacak? Esas o açıdan bir muğlaklık ben daha çok iktidar kanadında görüyorum. Ve çok da sorunlu görüyorum Türkiye açısından. Çünkü başkanlık, bu cumhurbaşkanlığı sisteminde zaten getirilen sistemde böyle bir problem var. Cumhurbaşkanının yardımcılarının kadrosunun kim olacağı belli değil. Biz onlara oy vermiyoruz. Halbuki yönetim dediğimiz şeyin büyük bir parçası onlar olacaklar. Yani tek bir kişi, yani padişahlık değil ki bu. Yani tek bir kişi koskoca Türkiye'yi nasıl yönetebilir? Bir kadro yönetecek. Aslında bizim şu anda şunu da bilmemiz gerekir. Yani hangi cumhurbaşkanı seçilecekse onun yardımcıları kim olacak? Bunların işte deneyimleri nedir? Nasıl yönetecekler? Muhalefet bunu yapmalıdır ve yapacaktır diye düşünüyorum. Hatta muhalefet kulüpler bile yönetimler açıklarken evet, başkan seçiyorlar sözde ama bütün yönetim belli oluyor başkanın altında. Evet. Burada bir strateji de şu olabilir tabii ki. Yani burada birkaç parti var. İyi Parti var. İşte Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi. Şimdi birinci turda bunların adaylarından hangisi en çok oyu alırsa şimdi ne diyecekler? İkinci turda biz o adayı destekleyebiliriz diyecekler ikinci turda. Şimdi bu durumda da ikinci tura kalacak olan aday örneğin işte benim yardımcılarım da şu partinin şu adayı olacak. Yardımcım benim işte Saadet Partisi'nden, bir yardımcım Saadet Partisi'nden olacak. Bir yardımcım İyi Parti'den olacak. Veya işte İyi Parti'nin adayı kazanırsa Cuma da günü bunu aynı da şekilde duyacak mıyız? Bilmiyorum ama bunun Cuma günü olabilir veya Cuma veya günü olmasa da olabilir. Muhalefetin, evet, belki bu birinci turla ikinci tur arasında olabilecek olan şimdi bir şey diye düşünüyorum. Şimdi ben bıraktığım belki yerden... Belki onu ikinci tur AK Parti de yapar, ona bilmiyoruz tabii. Birkaç hususu daha vurgulamak isterim. Şimdi hep bu referandumdaki evet ve hayırdaki oy dağılımı üzerinden de bir analiz yapıyoruz. Şunu unutmayalım. Yani sonuçta o bir başkanlık sistemiydi ve Türkiye'de bunun geleneksel olarak reddiyesi çok yüksekti. Yani %30'lardan oraya geldi. Bunu unutmamak gerek. Evet. Yani %30'lardan %50'lere çıktı ve bunu kabul edilmesi. 15 Temmuz nedeniyle çıktı ama. Nedeni odur yani budur ama sonuçta oraya geldi. Bu aynı şekilde karşı taraf için de %60-70'lerdeki bir şeyin düşüşüdür aynı zamanda. Bir de doğası gereği yani bir belirsizlik ne kadar siz net anlatmaya da çalışsanız teorik kalıyor. Değişime karşı bir direnç gösteren her zaman bir önemli bir %1-%1,5 kitle vardır. Bir şey daha o dönem biz sahada çok karşılaşıyorduk. İyi güzel anlatıyorsunuz da tamam bunlar hepsi biz güven duyuyoruz. Tayyip Erdoğan açısından bir sorun yok. Bir başkası gelirse ne olacak? Şimdi dolayısıyla bunu böyle görmek gerekir. Aslında bir şey söyleyebilirsem yani Sayın Fatih Bey'in örneği, Habertürk örneği önemli şu şekilde. Eğer Türkiye'de parlamenter sistem güçlü bir şekilde olursa o zaman Cumhurbaşkanı daha sembolik olacak. O yüzden de Habertürk'ün başkanı daha az semboliktir, daha az yani sahiptir ama esas yönetici
ya genel yayın yönetmenidir. Yani şimdi böyle, o zaman şöyle olması gerekirdi. Evet. Bence bunu Temel Bey yaptı. Yani bu ilkeler dendiği zaman. Yani Sayın Erdoğan'ın karşısına çıkacak insanın şunu söylemesi gerekiyordu. Biz Sayın Erdoğan'a karşı değiliz. Biz başkanlık sistemine karşı değiliz. Biz Türkiye'nin parlamenter sistemle iyi olacağını düşündüğümüz için ben bu başkanlık seçimini kazansam dahi esasında parlamento ve başbakan da gelecektir. Başbakan da olacaktır. Ben sembolik başkan olacağım. Şimdi bunu fakat kimse söyleyemiyor. Yani bunu söylerse belki de o zaman iki tane sistem arasında halk gidip tercih yapacak. Yani ben mesela Sayın Meral Akşener'in böyle bir şey söylediğini düşünmüyorum. Meral Akşener, evet, ben başkan olacağım. Evet. Belki Abdullah Gül onu uzun olsaydı şey diyebilirdi. Yani ben parlamenter sisteme döndüreceğim ve öyle bir cumhurbaşkanı olacağım. Benim rolüm sınırlı olacak. Başbakan önemli olacak. Çünkü unutmayalım, eğer 24 Haziran'da hem Sayın Erdoğan kazanırsa hem parlamento çoğunluk olursa başbakanlık olmayacak artık. Yani tabii, cumhurbaşkanlığı olacak, o yürütme ama olacak. Geçen hafta programa konuk olan CHP'li anayasal çoğunluğu elde edebilirsek biz muhalefet bloğu olarak zaten tekrar parlamenter sistem için girişimde bulunacağız diye açıkladı. Evet ama yani ama eğer kazanamazsa da demokratik ama bir başkanlık sistemi olması için gerekli değişiklikleri yapacağız. Evet, ama şimdi yani oradaki seçim sadece başkanlıkla parlamenter. O yüzden de burada şey var. Yani burada esasında ilginç bir şekilde yani kuvvet ayrılığı prensibi uygulamaya uygulayacağız diyor. Evet. Yani o yüzden de pardon. Murat Bey söyledi galiba. Her şey çok kötüye gitti dedi ve burayı da şeye bağladı. Yani dünyadaki imajımız çok kötü dedi. Şimdi dış dünya imajı kötü de bunun referans kaynağı neresidir bilmiyorum. Türkiye yani bir NATO ülkesinin açık bir desteğine karşı direndiği için her türlü askeri diplomatik yolu kapatmadan üstüne gidip yapmayın, böyle bir şey yapamazsınız, bu insanlığa karşı suçtur dediği için mi dünyadaki imajı kötüdür? Ya da ne bileyim yani hayır, mesela DAEŞ diye bir enstrüman sahada onu gerekçelendirilen bir aktör olarak gördüğü için Türkiye onunla bir devlet düzeyinde en sahici mücadele yapan ama ülke olduğu için mi? Şunu bitireyim. Peki onu yanıt vereyim. Bunun yani, için mi bu dış dünyadaki imajı kötüdür? Ya da Birleşmiş Milletler rolünü adeta kendisi yaptı. Açtı kapılarını. Yani 1950 Cenevre'den aslında yükümlülüğünü üstlenmiş olan mültecilerden sorumlu Birleşmiş Milletler organı en fazla söyleyebildiği şu oldu. Sürekli bir akın yığıldıkça insan akını Türkiye'nin sınırına. Aman sınırlarınızı kapamayın. Bunu üstlendi sadece. Bu konularda Türkiye'ye bir eleştiri yok zaten. Türkiye yani bunun için mi kontrol edilebilecek olan bir şey? İmajı kötü. Ve 15 Temmuz. Yani bu millet canını verdi, demokrasini teslim etmedi. Bunun için mi dış dünyadaki imajımız kötü? Şimdi dolayısıyla yani ben bizim de dış temaslarımız var. Yüreğiyle zihni arasındaki bağ kopmamış çok insan bunu görüyor. Amerika'da da göreni var. Avrupa'da da göreni var. Tabii topluyor. Bu çok açık. Bunu görelim. Yani referans şimdi bir dakika burada demokrasi alanında eleştiriler var Türkiye. Yoksa bu konuda eleştiri yok. Hatta yani tam tersine Fatih Bey yani o geceyi Fransa, İngiltere ya da Almanya bu kadar kurumsallaşmış ülkeler yaşasaydı. Ama o demokrasi alanındaki eleştiriler ondan önce başlamıştı zaten. Şimdi bakın o gece bizim bir nesil gitti, nesil. 30 yılda yetişir. Yetişmiş bir nesil yok oldu adeta. O gecenin onlarca da yok olmuşlar da ortaya çıktı. Neyse yani sonuçta bu. Evet, yani. Ardından bunun bütün kurumlardaki yansımaları. Öyle değil mi? Mesela bu konuda şimdi, da biz çok uyarıda bulunduk yıllar boyu. Biz de bulunduk. Herkes yani, bulundu yani. Ben bu işin yani geçmişte de mağduriyetinde yaşamış bir adamım yani. Dolayısıyla çok şimdi, yazılarımız var oradan ilgili. Evet. Bir de şu şey meselesi yani Rusya'daki seçimleri tamamen demokrasi dışı saydınız. Yani yine bu referans kaynaklarımıza çok güvenmeyelim. Aynı referans kaynağı Mısır'da işlemiyor mesela Sisi'nin seçiminde. Hiç dünyaya ayağa kaldıran olmadı. Hayır, demokratik miydi? Hayır, Mısır'da da demokrasi olduğu yani konusunda bu, hiç kimse bir iddia işin, bulunmuyor. Yani Mısır bir diktatörlük ve bu söyleniyor zaten. Keşke sizin ama Batı'nın desteğini alıyor. Alıyor. O ayrı. Zaten Batı'nın desteğini alıyor. Yani çok var. Batı şuna bakmıyor. Diktatörlük diye bakmıyor. Yok canım. Yok. Tabii. Benden mi, benden değil mi? Bendense ise diktatör olsun. Şimdi, benden değilse Fatih Bey, isterse demokratik biraz olsun. Biraz daha işin derine girelim. Derine girelim. Ben şimdi şu Amerika'da yaşadık. Sizler de yaşadınız belki. Ama derdiniz Batı değil. Derdiniz ya, kendimiz yani. Yani Amerika'da %50'yi bulduğu zaman çok iyi katılım falan oluyor.
Yani o lobi düzeni seçimlerde adayları, yani cumhuriyetleri hiç sektirmiyor. Her seçim döneminde silah tüccarlarının kurduğu derneğin bugüne kadar ifade özgürlüğünde rüşvet yasal yani. Yaşar Bey, bunlar da haklısınız da Amerika'da yani, ifade özgürlüğüne bir sorun olmuyor. Çıkıyor adam televizyon programında başkanla ilgili ağzına geleni söylüyor. Kimse de yakasına yapışmıyor yani. Vallahi bakın, yani ben örnek alınacaksa ben Texas'ta yaşadım. Yani benim yaşadığım yıllar 2008-2009'daydı. Biri kalktı dedi ki bu Texas'ın dedi. Texas Cumhuriyeti adamı olarak katıldık öldürdüler dedi. Öldürmediler. Dallas'ta hücre hapsi yedi. O ayrı. Kalktı biri dedi ki ya bizim dedi bu deklarasyonumuzda halk isterse ayrılma hakkı da saklıdır. Evet. Bunu tartışabilmeliyiz. Adam başına gelmeyen kalmadı. Yok. Bir de bir grup biliyorsunuz 10 kişilik bir grup şey yaptılar. Texas'ın bağımsız için mücadele edeceğiz dediler. Adamların çiftliği basıldı. 3 tanesi öldürüldü. Evet. Yani bu şeyde Amerika'da da demokrasi yani mükemmel diye bir şey yok. Fakat burada şimdi şuna geliyoruz. Yaşar Bey de aslında bana da bir yanıt verdi bir konuda. Birincisi Türkiye'deki kötüye giden şeyler, problemler sadece hani Türkiye'nin imajının dünyada kötüye gitmesi değil. Yani şimdi şöyle bir durum olsaydı, işte uluslararası kuruluşlar Türkiye ile ilgili raporlar yayınlıyorlar. Murat Hoca şöyle yapar. Mesela bunlar, dünya dediğimiz zaman... verin de. Yani dünya dediğimiz zaman, yani bizler sosyal bilimciyiz. Sıfatlandırmalar çok kıymetli. Tamam, o zaman dünya şöyle söyleyeyim. Dünya dediğimiz zaman bunun içine herkes giriyor. Tamam, şimdi şu... Yani Hindistan'da giriyor, Çin'de güzel giriyor, Brezilya'da giriyor. Ayıralım onu. Benim referans noktam... Neresi orası? Demokratik dünya, demokratik rejimler dünyası. Aslında burada işte... Ama orada da anlaşamıyorsunuz bazen. Evet. Hayır. Anlaşıyoruz aslında. Yaşar Bey mesela Rusya demokratik diyor, siz Rusya demokratik değil diyorsunuz. Rusya'nın demokratik... Şimdi eğer Rusya'ya demokratik diyorsak zaten aslında işte bu biraz önce benim bahsettiğim teşhisle ilgili referans noktası ortaya çıkıyor. Yani Rusya, eğer Rusya bir demokratik bir ülkeyse, bizim örneğimiz de olacaksa, şimdi aslında bir yerde işte bir alternatif, aslında o şekilde Türkiye bak için. Şu ayrım bile çok önemli. Benim ben için Rusya demokratik bir ülkedir falan demedim. Düşünebileceğim bir alternatif değil. Ben dedim ki seçimlerini tamamen demokrasi dışı ve o seçimin hiçbir geçerli yoktur anlamına gelen bir cümleye itiraz ettim. Rusça. Çünkü bunun referans kaynağı. Dünya, bir de dediniz ki dünyada bu kabul ediliyor ki bu seçimler demokratik seçimler değildir. Bu seçimlerin geçerli yoktur. Başka otoriter rejimler mesela, Rusya'daki seçimlerin mesela o dünya çok güvenmiyor. Yani o dünya Mısır'da işlemiyor Rusya mesela. Bak, Mısır'da yani işlemiyor. Ben yanıt vereyim çünkü böyle yani, bu şekilde anlaşılmıyor herhalde. Yoksa yani, şunu da söylemek. Yani otoriter. Şunu söyleme izin verin. Yani, Türkiye'de seçimlerde bir sürü darbe olmasına rağmen ilginç bir özellik vardı. Darbelerden sonraki seçimlerde darbe liderleri şu partiye oy verin deyince halk gitti öbür partiye oy verdi, o parti geldi yönetti. Yani esasında tabii, bu adil ve serbest yani seçimlerin meşru olması temelinde Türkiye bu seçimleri yaptı. İyi sınavlar geçirdi. Fakat mesela bu İyi Parti olayında yani burada Fuat bak şey şöyle şu yani, konuyu yalnız kaçırmayalım lütfen. Şurada, hayır ama bak biraz olayım, belki sana yakın bir şey söyleyebilirim. Yani yüksek Seçim Kurulu'nun İYİ Parti ile ilgili cumartesi günü almış olduğu karar bence Türkiye'deki seçimler tarihine uymayan bir karardır. Çünkü orada zaten Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na çıkıp bu parti seçimlere gidebilir demesi lazım. Hiç ertelemeden. Yani bunu ama Yüksek Seçim Kurulu nedir dediğiniz zaman Yüksek Seçim Kurulu bir ülkede yani Türkiye'de bugüne kadar bizim darbeler olsa bile seçimlerin bir şekilde meşru olduğunu söylediğimiz kurum. O yüzden bu kurumsal düzeyde son dönemlerde Türkiye'de seçimlerle ilgili bir sorun var. O yani Türkiye'de seçimlerle ilgili çok ciddi sorunlar var. Yani bunu lütfen azımsamayalım. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu kararı yani ben senin söylediğine Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili katılıyorum. Fakat Türkiye'deki seçimlerle ilgili maalesef son dönemde ortaya çıkmış olan sorunlar sadece bununla kısıtlı değil. Ama işte oradaki yani çok genel konuşmamak lazım. Yani bir seçimde propaganda hakkı ile ilgili sorunlar evet, var. Propaganda eşitliği ile ilgili sorunlar bir sürü fakat, sorun var. Fakat yani son kart mesela 7 Haziran seçimlerinde bütün katılan partiler evet dedi seçim sonuçlarına. Dediler ki ya bu seçimden şey koalisyon çıkmıyor olmasın 1 Kasım olsun dendi. 1 Kasım sonrası da bütün değil mi? Partiler evet dediği için esasında bir tek referandumda mühürlü bir mevzu taşması. Yani o yüzden biz yani en kritik bir seçim seçimlerin adil ve özgür olması sadece oy sayımıyla ilgili olan bir şey değil. Yani bu seçim öncesiyle ilgili olan bir şey. Yani
Burada yani burada biraz daha yani Türkiye somutunda tartışmanın yararı var. Evet. Yani şey var, benim yani belki bana göre doğru tanım. Hocam ufak ufak toparlayalım mı? Şu İslam öğrenisinin meselesini iki dakika konuşalım. Ben yani şunu aslında şöyle yani şimdi Türkiye'de hala tabii seçimler Rusya ile karşılaştırılamaz. Tabii ki hocam. Karşılaştırılamaz. Türkiye zaten adil ve özgür seçimleri 1950 yılından sonra tesis ederek dünyada çok başarı kazanmış, aksak demokrasisine rağmen çok başarı kazanmış bir ülke. Şimdi buradaki mesele, biz bunu zaten hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Ve bu önümüzdeki seçimlerde... Buna gölge düşürmemeliyiz. Evet. Şimdi burada eğer biz işte Rusya'daki... Kesinlikle. Şimdi dünyada şöyle bir... O yüzden de parlamenter seçimlerde yani halkta seçim sadece şu anda bizim konu sadece parlamenter demokrasi yoksa başkanlık meselesi de sistemi değil. Demokratik bir başkanlık sistemi de olabilir. Örneğin muhalefet onu da söylüyor. Yani eğer biz yeterli anayasayı değiştirip çoğunluğa ulaşamazsak biz o zaman da ne yapacağız? Bu cumhurbaşkanlık seçimini demokratik bir hale getireceğiz. Yani Türkiye'nin seçimlerin güvenliğini, seçimlerin adil ve özgür olup olmadığını tartışma noktasından bir an önce kurtulması gerekiyor. Yani buradaki aslında seçimde bizim tartışacağımız şeyler. Kampanya süreçlerinde adil ve eşit olması açısından. Yani peki, bir taraf eğer hani Rusya demokrasi... Hocam sonsuza kadar bu konuyu konuşmayalım isterseniz. Ben biraz da şu İslam Üniversitesi meselesine bir değinmek istiyorum yarın çünkü önemli bir gün. İslam Üniversitesi itirazlar var. Bu itirazların temelinde hiçbir politik argüman yok ve bütün siyasi görüşlere sahip öğretim üyeleri öğrencilerin ortak talepleri var. Ve bununla ilgili olarak üniversitenin bu konudaki sözcüğünü üstlenen Profesör Doktor Cem Ar bir bildiri yolladı bana, bir davranış bilgilendirme atıyor yolladı. Şöyle söylüyor, diyor ki biz bu bölünmeye karşıyız. Bir, İslam Üniversitesi evrensel bilime ve teknolojiye katkı sağlayan çoklu akademik yapısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu akademik yılın başında açıkladığı 10 araştırma üniversitesi arasında yer almaya değer bulmuştur. İki, 600 yıllık birikimiyle Türkiye'nin dünyada ilk 500'e girmeye başarmış nadir devlet üniversitelerinden biridir. Bölünmeyle bilimsel üretkenliği azalacak ve dünya sıralamasındaki yerini büyük oranda kaybedecektir. Dünyada son yıllarda üniversitenin birleşerek sinerji yaratması yönünde bir eğilim mevcutken bizde tam tersi bir uygulamanın gündeme gelmesi faydadan çok üniversite yapısına zarar getirecektir. Bölünme sonrası yeni üniversiteye dahil edecek fakültelerin uluslararası prestijli kurumlarla yapılmış öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ve akademik projeleri aksayacak, diplomaların pek büyük bölümünün uluslararası denkliği geçerli yitirecektir. Durumun telafisi öğrenci açısından yıllar alacaktır. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan'ın yaptığı öğrenci yoğunluğunun bulunduğu yerlerdeki akademik başarıların çok düşük seviyede kaldığı yönündeki açıklama İstanbul Üniversitesi için somut dayanaktan yoksundur. Üniversitemizin dünya sıralaması yeri buna en önemli kanıttır. Ayrıca aynı açıklamada yer alan belli bir öğrenci sayısını geçen üniversitelerin bölünmesinin gündeme geldiği ifadesi de YÖK'ün güncel veriliyle çelişmektedir. Bölünmesi gündemde olan bazı üniversitelerin öğrenci sayısı çok düşüktür. Kaldı ki üniversitelerin öğrenci kontenjanları YÖK tarafından belirlenmektedir. Temennimiz öğrencileri, akademisyenleri ve diğer çalışanları ile günlerdir sağduyuyla yasal sınırlar içinde her türlü ideoloji ve siyasi görüşün uzak bir şekilde çeşitli mecralarda duyurmaya çalıştığımız sesimizin 2-3 Mayıs tarihlerindeki görüşmeler öncesi Sayın Milletvekilimize ulaşması ve farklı paydaşların varlığında tüm boyutları tartışılarak değerlendirmek üzere tasarının ilgili maddenin geri çekilmesidir. Ben YÖK Başkanı'na da gerçekten bu konuda biraz daha duyarlı olmasını ve bunu biraz daha tartışarak yapmasını illa da yapacaksın diyor. Hocam siz bir rektörsünüz. Bunun bu yöntemde yapılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Yani, çünkü bu hükümet projesi değil. Cumhurbaşkanı önerisi değil. YÖK'ten gelmiş. Cumhurbaşkanı da büyük ikna etmişler. O da peki demiş. Ama çok da doğru görünmüyor baktığınız zaman. Şimdi bunun tabii çok yeterince açıklandığı, bütün detaylarıyla ortaya konduğu söylenemez. Yani ben akademiyanın içindeyim. Özel bir çabayla, gayretle anlamaya çalışma noktasındaysam, bunu öğrencisinden hocasına, herkesin bu gayreti gösterme noktasında olmasında şeyi bulduk. Evet, dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'nin de ben de aynı kanaatteyim. Bir tarihsel şey yapıdır. Var. Bütün üniversitelerin anası diyoruz. İstanbul Darülfünun geleneğinden geliyor. Doğru bulmuyorum açıkçası. O açıdan bu işin bir an evvel yani bütün bu çekinceler önemli. Bütün bunların giderilmesi, bu kaygıların giderilmesi gerekir.
Yoksa bu işi bir sokaklara politize edip bir çatışmanın da bir sebebi haline getirmeyi de gereği yok. Gereği yok. Bir de yani bir ek olarak da şey de var. Yani İstanbul Üniversitesi dediğimiz zaman ben mesela ODTÜ mezunuyum. Bilkent, Sabancı ve Koç'ta çalıştım. Şimdi Sabancı'da çalışıyorum. Bunlar içinde bir tek Koç Üniversitesi'nde tıp fakültesi var. Değil mi? Yani İstanbul Üniversitesi'ni konuştuğumuz zaman aynı zamanda Cerrahpaşa'yı da konuşuyoruz. İki Nobel almış bir üniversite bahsediyor. O yüzden yani... İki Nobel'li bir üniversite bahsediyor. Bu, o yüzden bence yani biraz evvel Murat Bey'in söylemiş oldukları, biraz evvel söylediğim gibi yani seçimden sonra yönetim, yani Türkiye nasıl yönetecek onunla ilgili çok önemli. Yani İstanbul Üniversitesi niye bölünsün? Yani Cerrahpaşa niye havada kalsın? Yahut da böyle bir şey var ise... Yani burada bir müzakere sürecinin, bu çalışma sürecinin olmaması mı gerekiyor? Şimdi o yüzden bence burada yapılan doğrudur. Siyasi olması da yani şu anlamda bence gereklidir. Yani siyasi olmak illaki sokağa çıkmak demek değildir. İllaki ama tepki koyulması lazım. Çünkü konuştuğumuz yani bir Roma Üniversitesi falan vardır. Yani 200 bin İstanbul 200 Üniversitesi. Var. Evet yani İstanbul Üniversitesi sizin söylediğiniz gibi yani iki Nobel'li. Ya ben kendim mesela özel hastanelerde sigorta var ama başıma iki şey geldi. Cerrahpaşa'ya gidiyorsun. Yani orada çözdüler. Şöyle bir şey var. Yani böyle bir uygulamanın yapılacağı söyleniyor. Ondan sonra da çıkıp savunulmuyor. Savunulmuyor da. Kimse sonra direnenlerin yani bu olmasın. Biz köklü bir kurumuz. Yani kurumsallaşmaya balta vurmaktır bu diyenler de siyasi direniş olarak. Abi tam aksine her türlü görüş, yani bütün siyasi görüşün birleştiği bir konuda geldi bu. YÖK'ün çıkıp bunu savunması, açıklaması neden gerekti? Böyle bir bölme işlemi neden gerektiği dair bir açıklama yapması. Bir de yani YÖK'ün sizin yani onu altını çizeyim biraz evvel okuduğunuz zaman. YÖK'ün Yaşar Hoca benden daha iyi bilir. Yeni uygulamaları var. Yani üniversiteleri araştırma üniversiteleri olarak ayıran gibi. Yani İstanbul Üniversitesi öyle de bir üniversite olduğu için yani hem böyle bir karar yani böyle bir konumlandırma. 6 ay önce böyle bir karar üzerine üzerine şey. Yani Cerrahpaşa falan gibi çok önemli, kıymetli ki o listeyi YÖK hazırladı yani araştırma listesi. Şimdi bence bu böyle yani işte bu milletvekilleriyle falan değil işte bu yönetimin iyi olması lazım. Türkiye'nin Memniş'te kazanması için de yani yönetimin iyi olması lazım. Her alanda, eğer her kurumda. FETÖ darbesi... Siz ne dersiniz bu konuda iki cümleyle? İşte biraz önce söylediğim problemin aslında örneğini görüyoruz burada. Dikkat ederseniz bu düzenlemenin ve herkesin karşı çıktığı gibi bir düzenlemenin neden yapıldığını, kimin tarafından yapıldığını göremiyoruz. Şimdi YÖK yapmış ama yani bu ilk öneri nereden gelmiş? Yani... Şimdi iki şekilde yorumlanabilir. Yani bu bir akademik açıdan ben de bunun kesinlikle katılıyorum. Bunun öğretim üyelerinde, öğrencilerinde katıldığı, herkesin düşündüğü, evet. Akademik açıdan düşündüğü müzakere sonucunda karar verilmesi lazım. Bu konuda bir hemfikir olmamız çok güzel bir şey. Daha büyük resim açısından bakarsak biraz önce tartıştığımız iki belki yönetim ilkelerine uymuyor. Yönetimle ilgili işte yukarıdan aşağıya oluyor. Yani eğitimde yukarıdan aşağıya olmaz. Ama belki hatta işte yani, evet belki yani Roma Üniversitesi'ni bölecekseniz orada üniversiteye tartışacağız. Aşağıdan mesela. Yukarı olur. Belki yani. Bir yerde ama bir kutuplaşmayla da kutuplaştırıcı siyasetle de ilgisi olabilir burada. Yani bunun çünkü örneklerini yaşadık işte Tabipler Odası konusunda Cumhurbaşkanlığıyla doktorlar ama arasında yaşanan burada siyaset üstü bir durum var. Bütün siyasi görüşlerde öğretim üyeleri ki İslam Üniversitesi'nde baktığınız zaman rektör seçimleri de ortaya çıkıyor. Az sayıda olmayan bir AK Partili kitle de var. Onlarla ilgisi karşı. Yok. Bu esasında onun yani ben de ilgisi olduğunu teknik, düşünmüyorum. Teknik yani olarak yapıyorlar ama yukarıdan aşağıya. Açıklaması var yani. Bunun ama yani lütfedilip bu tabii, açıklamanın çok eskiden, akademi camiasını yani, paylaşılması gerekiyor. Ben İstanbul Üniversitesi kökenliyim. Yıllardır öğrencilik yıllarımdan beri hep konuşulur. Yani ikiye bölünsün ya da işte büyüktür. Bölünebilirdi ama kolejler şeklinde bölünürse böyle bir sorun da ortaya çıkmaz. Bölünmüş biçimi de çok doğru değil. O bile tartışılır. Taşınmadı. Yani Oxford benzeri 3 koleje 5 koleje bölünür. Hepsi aynı çatı altında olur. O bir makuliyettir. Yani İstanbul Üniversitesi Çapa Koleji, işte İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Koleji gibi olursa Londra Üniversitesi var. Londra Üniversitesi bölünmesindeki örnek gibi. Veya işte biraz Sorbonne'un bölünmesi. Böyle olduğu zaman iyice bir acayip oluyor. Neyse. Hepinizin ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Sizinle ilk defa program yaptık. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Sizler daimi sayılırsınız artık. Fotoğraflarda çok program yaptık. Değerli izleyiciler, Perşembe akşamı tekrar haber alacağız. Bu pazar yokum. Maça gideceğim. Affınızı rica ediyorum. O yüzden pazar yerine Perşembe akşamı tekrar tek tek beraber olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.